Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın EPS Der Başkanı, saygıdeğer EPS Der Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli EPS Der Üyeleri ve paydaş kurum temsilcileri. Red Color desteğiyle EPS Sanayi Derneği tarafından düzenlenen EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elazığ'da düzenlediğimiz bu toplantıda yaklaşık 3 saat boyunca enerji verimliliği, ısı yalıtımı, dış cephe mantolama sistemleri, TS825, enerji kimlik belgesi ve daha birçok konu hakkında gelişmeleri uzmanların ağzından dinliyor olacağız. Öncesinde ise açılış konuşmasını yapmak üzere EPS Der Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdem Ateş'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, İlçe belediyeleri başkanları, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın İl Başkanım, saygıdeğer akademisyenler, saygın kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, yapı endüstrisinin çok kıymetli paydaşları, hepinizi saygıyla derneğim adına ve şahsım adına muhabbetle selamlarım. EPS Sanayi Derneği yani EPS Der olarak tarihi 4000 yıllık bir kent olan Harput'a dayanan, en eski medeniyetlerin kurulduğu Mezopotamya ile Anadolu'yu birbirine bağlayan geçiş bölgesinde bulunan ve kardeşler diyarı dediğimiz, yani bölgenin ağzı ile Gakkoşlar diyarı Elazığ'da düzenlediğimiz bu toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Düzenlediğimiz bu tarz etkinliklerin sektör paydaşlarının birbirlerini daha iyi tanımaları ve anlamaları, sektör hakkında en güncel bilgilerin karşılıklı paylaşımı ile bu bilgilerin yönetmelik ve yasalara uygun şekilde sahaya yansıması, enerji verimliliğinin ve bunun en önemli faktörü olan ısı yalıtımı ve ısı yalıtımında başrol oynayan EPS ısı yalıtım malzemelerinin gelişmiş ülkelerdeki güzel uygulamalarının ülke menfaatlerimiz doğrultusunda ülkemizde de hayata geçirilmesi açısından hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bundan dolayı işte bugün sizlerle çok farklı ürünleriyle beraber gelişmiş tarımı, bakır, krom, simli kurşun, betonit, mermer istihsaliyle madencilik sektöründeki yeri, komşu illere olan ulaşım kolaylığı, Keban Barajı yapımı sonrası hızla gelişen ve birçok sektörü içinde bulunduran sanayisiyle ve yaklaşık 600 bine yaklaşan nüfusuyla Elazığ'da sizlerle beraberiz. Ekspande polistiren yani genleştirilebilen köpük ya da halk arasındaki tabiriyle sektörümüz olan strafor sektörü özeline girmeden önce sizlerle bazı makroekonomik verileri ve inşaat sektörü verilerini paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi inşaat sektörü ülke ekonomimizde de önemli bir rol oynuyor ve lokomotif endüstri durumunda. Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar, yüksek enflasyon rakamları, kredi ve finansmana ulaşım zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, enerji tedariği güvenliğinin ortadan kalkması, ülkeler arası gerilimler, yanı başımızda yaşadığımız bir savaştan dolayı bizlerin en önemli ve lokomotif konumundaki sektörü olan inşaat sektörü 2018'den bu yana maalesef yurt içinde %20'lik bir küçülme yaşadı. 2022 senesine geldiğimizde İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği'nin ve Türk İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020'de Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte %7,5, ikinci çeyrekte ise %7,6 büyüdüğünü görürken inşaat sektörümüzün Türkiye'nin büyümesinden negatif olarak ayrıştığını ve ilk çeyrekte %10,9, ikinci çeyrekte ise %7,7 küçüldüğünü görüyoruz. Böylece 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana son 4 çeyrektir inşaat sektörü küçülmüş oldu. Yurt içindeki inşaat sektörünün daralmasına rağmen artan ihracatın etkisiyle inşaat malzemesi sanayisi 2022'nin ilk çeyreğinde %4,4 ve ikinci çeyreğinde %2,1 olarak büyüdü.
Bu verilerden de göreceğimiz üzere yurt içindeki inşaat sektörümüz ülke ekonomimizden artan ihracatın payına rağmen, yapı malzemelerindeki artan ihracatın payına rağmen negatif olarak ayrıştı ve küçüldü. Tabii yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen 2023 yılında orta vadeli programa göre ülke ekonomisindeki büyüme hedefimiz %5. Öte yandan küresel ekonomide yavaşlama ve resesyon durumları da bildiğiniz üzere söz konusu. Orta vadeli programa göre özel yatırım harcamalarının 2023 yılında %4,5 artmasını bekliyoruz. Ve inşaat yatırımlarındaki büyümenin de yine %4-5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu büyüme elbette ki bizim ülkemiz için aslında durağan bir büyüme olarak görülürken, maliyet artışları ve finansmana erişim sıkıntıları da özel sektörün inşaat yatırımlarını 2023'te sınırlamasına neden olacak. Zaten 2022 yılının ilk yarısında alınan yapı ruhsatlarındaki %20 gerileme de 2023 yılında zayıf bir özel sektör inşaat harcamasını bizlere ihlal ediyor. Tabii tüm bunlara rağmen diğer bazı gelişmeler, yeni yürürlüğe girecek olan yasal mevzuatlar ve uygulamalar inşaat sektörümüzün, yapı malzeme sanayimizin ve EPS sektörümüz açısından ülkemizin önündeki fırsatlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunları sıralarsak mevcut binalarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması ve teşvik edilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan yalıtım kredisi, TS 825 binalarda ısı yalıtım kuralları standardının 2022 sonunda revizyon çalışmalarının tamamlanacak olması ve yürürlüğe girecek olması, binalarda enerji performansı yönetmeliğine 19 Şubat 2022'de neredeyse sıfır enerjili bina, yani ENSEP dediğimiz kavramın girmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5000 metrekareden büyük olan tüm binaların artık enerji performans sınıfının B olacak şekilde binaların inşa edilme zorunluluğu, altyapı projelerinde hayata geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi'nde de yer almasına yıllardır gayret ettiğimiz EPS Geofon uygulamaları, yürürlüğe girmiş olan binaların gürültüden korunması hakkındaki yönetmelik ve bu yönetmeliğin inşaat piyasasına yansıyacak olması ve en son TOKİ tarafından koordine edilecek olan 500 bin konut ve 50 bin iş yeri ve arsayı kapsayan projenin 2023 yılında yavaş yavaş piyasaya yansıyacak olması da ülkemizin ve sektörümüzün önündeki önemli fırsatlar. Özellikle ülkemizdeki sağlıksız ve konfordan yoksun yapı stoğu, yurdumuzdaki ısı yalıtım bilinç seviyesinin düşüklüğü, mevzuatlarımızdaki yetersizlikler ile ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve cari açık göz önüne alındığı zaman ve bunlara yurt dışı kaynaklı enerji tedarik sıkıntıları ve arz güvenliğini de eklediğimizde ülkemiz için aslında enerji verimliliğinin ve dolayısıyla ısı yalıtımının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Ülkemizin enerji tüketimi her geçen gün artıyor. Ne yazık ki enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın verilerine göre ülkemizin enerjisinin %70'ini ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz enerjiye ödediğimiz rakamlar da her sene döviz bazında düzenli olarak artıyor. 2021 senesinde 50.7 milyar Amerikan doları, 2022'nin ilk 3 ayında ise 25 milyar Amerikan dolarını yurt dışına enerji faturası olarak ödemiş bulunuyoruz. Enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle 2022'de toplam yurt dışına ödeyeceğimiz enerji faturasının 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 1974 yılında yapımı tamamlanan Keban Barajı'nın o zamanki inşaat maliyetinin 300 milyon dolar olduğunu düşünürsek ya da yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nın yatırım maliyetinin 10.25 milyar dolar ve Çanakkale Köprüsü'nün 1.25 milyar dolar yatırım bütçeleri olduğunu göz önüne alacak olursak, ülkemiz enerji faturasının ısı yalıtımı ile beraber tasarruf edebileceğimiz %10-15, yani 10 ila 15 milyar dolarla neler yapabileceğimizi gözümüzde daha iyi canlandırabiliriz. Burada tabii ki unutmamamız gereken, enerji fiyatları arttıkça tasarruf edeceğimiz miktar da artacaktır. Ülkemizde tükettiğimiz enerjinin %32.7'sini bina ve hizmetler sektöründe tüketiyoruz. Bina ve hizmetler sektöründe tüketilen enerji miktarı ülkemizin sanayisinin ve ulaşım sektöründe tüketilen enerji miktarını geçmiş durumda.
Doğalgazda dışa bağımlılık seviyemiz maalesef %99 mertebesinde ve hepimizin bildiği gibi doğalgazda şu an konutlara %80 devlet sübvansiyonu mevcut. Tabii ki konutlarımızda, binalarımızda biz ısınma için öncelikle doğalgaz kullanıyoruz ama özellikle kurak ve sıcak iklim bölgelerinde sıcağa karşı soğutma yükleri, yani binaları soğuturken kullandığımız elektrik enerjisini de unutmamamız gerekiyor. Konutları ele aldığımızda konutlarda kullanılan enerjinin %65-70 hatta %80'inin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıldığını biliyoruz. İşte doğru malzeme, mevcut mevzuatlara uygun ısı yalıtım malzemesi kalınlığı ve doğru uygulama ile binaların cephelerinde, çatılarında, döşemelerinde ve doğru pencere seçimi ile binaların pencerelerinde bütüncül olarak ısı yalıtımı yaparsak binaların tükettiği enerjiden %50 mertebesinde tasarruf yapabilmemiz mümkün. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Dikkat ederseniz mevcut mevzuatlarımıza göre dedim. Yani mevzuatlarımızı geliştirirsek bu tasarruf oranı %50'nin de üzerine çıkacaktır. Isı yalıtım uygulamalarında kullanılan sistemler içerisinde enerji verimliliğini, yani ısı yalıtımını yapan ana malzeme bildiğiniz üzere ısı yalıtım malzemesi ve ısı yalıtım levhasıdır. Levha kalınlığı arttıkça ısıl direnç, buna bağlı olarak da ısı yalıtımı artar ve kullanılan enerji miktarı azaltılmış olur. Yani ısı yalıtımının performansını sağlayan ısı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı dediğimiz özelliği ve kullanılan kalınlığıdır. Dolayısıyla mikron boyutundaki kalınlıkta kullanılan boyalar ya da birkaç santim kalınlıkta kullanılan sıvalarla ısı yalıtımını doğru olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Elbette ki bu tarz uygulamalarında ısı yalıtımına katkısı vardır ama ısı yalıtımında enerji veriminde esas olan mümkün olduğunca kalın ve mümkün olduğunca düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip malzeme kullanmaktır. Isı yalıtım sistemleri içerisinde tüm yapıştırıcı, sive, sıva, file, boya gibi sarfiyatlar ve işçilik, iskele kurulumu, su, elektrik gibi giderler aynı iken ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı için ödenecek çok cüzi bir fark ile enerjiden tasarruf etmek mümkün. Elbette ısı yalıtma haricinde binalardaki enerji verimliliğinde diğer yöntemler dediğimiz yenilenebilir enerji, daha verimli elektrikli cihazlar, daha verimli aydınlatma gereçleri de enerji verimine katkı yapıyorlar. Ancak burada unutmamamız gereken konfor şartlarından ödün vermeden en uygun maliyetle ve fayda maliyet oranını gözettiğimiz zaman en uygun şekilde enerji verimli yapmanın ana etkeni ve en önemli yolu ısı yalıtımı. İşte derneğimizin üyelerinin imal etmekte olduğu EPS ısı yalıtım malzemeleri de binalarda kullanım yerine ve yapılan uygulamaya göre hem ülkemizde hem de gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde en üstün ısı yalıtım özelliklerine sahip ve fayda maliyet anlamında en rekabetçi malzeme olarak ön plana çıkıyor. Ülkemizde ısı yalıtımı ile ilgili mevzuat 14 Haziran 2000'den önce yapılmış binaları kapsamıyor ve 14 Haziran 2000'den sonra yapılan binaları kapsadığı için binalarımızın halen %80'i yakını maalesef enerji verimli halde değil. Ayrıca mevcut mevzuatımızdaki eksikliklerden dolayı 2000'den günümüze yapılmış olan binalarımızın çoğu da gelişmiş ülkelerdeki binalar gibi enerji verimliliği seviyesine sahip değiller. Bildiğiniz üzere gelişmiş ülkeler her geçen yıl binalarda enerji tasarrufu konusunu ana politika haline getiriyor ve pasif ev, sıfır enerjili ev veya kendi enerjisini üreten bina gibi konseptler geliştiriyorlar. Bu tip yenilikçi uygulamalarda da bizim malzememiz olan EPS ısı yalıtım levhalarının 20-25 santimden daha kalın olarak güvenle kullanıldığını görüyoruz. Özellikle ısı yalıtım kalınlıkları ve enerji verimliliği konusunda gelişmiş ülkelerin maalesef gerisindeyiz. Bugün baktığımız zaman Antalya ilimizle aynı iklim kuşağında birçok şehre sahip İspanya, Yunanistan veya Portekiz'de yaklaşık olarak 7 santim kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi kullanılırken Antalya'da sadece 3 santimetre ısı yalıtım malzemesi kullanıldığını görüyoruz. Aynı şekilde İstanbul ile aynı iklim kuşağında olan İspanya, Fransa ve İtalya'nın birçok şehrinde ortalama yalıtım malzemesi kalınlığı 12 santimetre iken İstanbul'da sadece 5 santimetre. Avusturya, Fransa ve İtalya'nın birçok şehriyle aynı iklim kuşağında olan Ankara'da belirttiğim ülkelerde ortalama 14 santim malzeme kullanılırken sadece 6 santim kullanıldığını, daha soğuk iklimlerde mesela
Polonya, Belçika, İsveç, Hollanda'nın Kayseri ile aynı iklim kuşağında bulunan ülkelerinde 16 santim ısı yalıtım malzemesi kullanırken Kayseri'de sadece 7 santim kullanıldığını görüyoruz. Avrupa Birliği'ndeki kişi başına yalıtım malzemesi tüketimi ülkemizdekinin tam 2,5 katı. Ve Avrupa'da binalarda tüketilmesine izin verilen enerji miktarı metrekare başına 30 ila 50 kilowatt arasında değişirken bizim mevcut mevzuatımızda bu enerji limitleri maalesef 120-150 kilowatt mertebesinde. Yani Avrupa'nın 3 ila 5 katı binalarımızda daha fazla enerji kullanmaya izin veriyoruz. Gayri safi milli hasılası bizden çok daha yüksek olan ve maddiyat anlamında bizden çok daha zengin olan ülkeler binalarda ve konutlarda enerji kullanma konusunda bizim kadar müsrif değiller. Ve yaptıkları uygulamalarda bizden 2,5-3 kata kadar daha kalın ısı yalıtım malzemeleri ve EPS ısı yalıtım malzemeleri kullandıklarını görüyoruz. Gelişmiş ülkeleri bir kenara bırakacak olursak, kentsel dönüşüme girmeyecek olan ülkemizdeki yaklaşık 5 milyon 600 bin konutun, ki bunların çoğu enerji verimsiz ve ısı yalıtımı noksan konutlar, %5'ini, yani her yıl %5'ini, yaklaşık 300 binle mevcut mevzuatlarımıza göre doğru ısı yalıtımı yaparsak her sene 375 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu ülkece yapmamız mümkün. Bir de ülkemizdeki mevzuatları gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarırsak bu sefer elde edeceğimiz tasarrufun bunun 2 veya 3 katı olduğunu da görebiliyoruz. Mevzuatlarımızı bir an evvel revize etmemizin bir önemli nedeni de veya gereksinimi de bildiğiniz üzere kentsel dönüşüme girecek olan binalar. Yaklaşık ülkemizde 7 milyon konutun kentsel dönüşüme girmesi bekleniyor. Yeni mevzuatlarla ve gelişmiş mevzuatlarla bu binaları da dönüştürebilirsek o zaman işte ülke olarak enerji verimliliğinde iyi bir seviye yakalayabiliriz. Tabii son yıllarda yaşadığımız biliyorsunuz doğal afetler var. Yaşanan sel felaketleri, orman yangınları gibi doğal afetlerin ana nedeni iklim değişikliği. İklim değişikliği tabii ki küresel ısınmanın bir sonucu ve fosil yakıt tüketmenin bir sonucu. Ülkemizde kayıtların tutulmaya başladığı 1990 senesinden 2020 senesine kadar karbondioksit salımı %139 artarak 524 milyon tona ulaşmış durumda. Taraf olduğumuz Paris Anlaşması'na göre de 2023 yılına kadar Türkiye olarak ortak sera gazı salımımızı %21'e kadar düşürmemiz gerekiyor. İşte bu küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçip çocuklarımıza, yarınlarımıza daha yaşanılabilir bir ülke ve dünya bırakabilmek için ve ülke menfaatlerimiz doğrultusunda az önce belirttiğim tasarruf miktarlarını yakalamak için gelişmiş ülkeler seviyesinde yasal mevzuatlara ve gelişmiş ülkelerdeki gibi son kullanıcıya sağlanması gereken bazı imkanlara ihtiyacımız var. Mevcut ısı yalıtım mevzuatlarımızı yani TS 825 ve BEPTR'yi binalarda kullanılan enerji limitlerinde cesur adımlar atarak revize etmemiz gerekiyor. U değerlerini yani ısı yalıtım kalınlıklarımızı en az 2-3 kat arttırmamız gerekiyor. Özellikle yaz aylarında sıcak ve kurak olan illerimizde ve bölgelerimizde de sıcağa karşı ısı yalıtım yapmamız gerektiğini kavramamız gerekiyor. Ve mevzuatlarımızı sadece yeni yapılan binalar için değil, mevcut yapı stoğunu da kapsayacak şekilde revize etmeliyiz. Tabii bununla beraber son kullanıcıya yönelik bazı imkanlara da ihtiyacımız var. Binalarda ısı yalıtım ve enerji verimliliği harcamaları için yeni yürürlüğe giren düşük faizli ve uzun vadeli yalıtım kredisi modelini ve olanaklarını çeşitlendirmemiz lazım. Isı yalıtım uygulamaları için belki gerekirse vergi indirimi ve muafiyetleri sağlanmasını da bir devlet politikası haline getirmeliyiz. Kentsel dönüşümü istenilen seviyeye çıkarmalı ve kentsel dönüşüm dışında kalan binalarda da gerekli tadilat ve yenileme işlerini daha yukarı seviyelere taşımalıyız. Burada bahsettiğim yeni yürürlüğe giren ısı yalıtım kredisine biraz değinmek istiyorum. Düşük faizli ve uzun vadeli yalıtım kredisi hakkında arkadaşlarım birazdan size daha detaylı bilgiler verecekler ama binalarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması ve teşvik edilmesi için 3 bakanlığımızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir yalıtım kredisi hazırlandı. Ve kamu bankaları aracılığıyla yani Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla ısı yalıtımı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız %0.99 faizle ve maksimum 50 bin Türk lirasına kadar
yatırım kredisi başvurularını 29 Haziran 2022 tarihinden beri yapabiliyorlar. TÜİK'in, Türk İstatistik Kurumu'nun 2021 yaşam koşulları araştırmasına göre konutunun izolasyonundan memnun olmayanların sayısı oldukça fazla ve en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi olarak TÜİK'in araştırmasında bu sorun ön plana çıkıyor. Araştırmaya göre nüfusun %34'ü konutundaki izolasyondan dolayı ısınamama sorunu, %33.9'u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri gibi problemler yaşamakta. Tüm bu hoşnutsuzluğa ve sorunlara rağmen yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 3 ay zarfında ısı yalıtım kredisinden sadece 800 kullanıcı yararlanmış durumda ve verilen kredi miktarı da sadece 20 milyon lira mertebesinde. Sektör olarak burada bize düşen bu krediden yararlanarak konutuna ısı yalıtımı yaptırmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu krediyi ve ısı yalıtımının önemini anlatmaktır. Tabii her ne kadar bu yeni uygulamalar, yasal düzenlemeler, son kullanıcıya yönelik teşvikler ya da sektör olarak bizim milli menfaatlerimiz doğrultusunda sektör gelişimine katkı verme isteğimiz ve arzumuz olsa da sahadaki uygulama çok önemli. Yani olay sadece bir malzemenin üretilmesiyle, bir mevzuatın hazırlanmasıyla bitmiyor. Sahada bunun şantiyede uygulamaya yansıması ve nasıl yansıdığı da büyük önem taşıyor. Maalesef sahada göz ardı edemeyeceğimiz bir bilgi eksikliği var. Ve buna ilave olarak piyasa gözetim denetimi, yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde ve yerel yönetimlerin yetkisinde olan piyasa gözetim denetimimizde de bazı aksamalar yaşanıyor. Ancak bu aksamalara rağmen bizler burada sektör paydaşları olarak bütün bu denetimi ve gözetimi kamu kurumlarından beklememeliyiz. Bu denetim eksikliği maalesef uygun olmayan malzemelerin, yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçilerin ve ustaların uygulamalar yapmasına ve bu şekilde de haksız rekabete yol açıyor. Bu durumda bizlere düşen görev, malzeme üreticisi, satıcısı, uygulayıcısı, müteahhit, taşeron, proje müellifi, denetleyici, yetkili merci ve son kullanıcı olarak mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmalı. Yaptığımız ve yaptırdığımız uygulamalarda kullanılan malzemelerin doğru malzemeler olup olmadığını ve uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını mümkün olduğunca kendimiz de kontrol etmeliyiz. Burada şunu belirtmek isterim ki pazarda hem üreticilerin hem de uygulayıcı, satıcı, idare, işveren, müteahhit ve son kullanıcı dahil tüm sektörün malzeme testlerine, malzeme kalite kontrol testlerine yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılamak için derneğimiz yıllar öncesinde bir iktisadi işletme kurdu. ÇEVKAK, Çevre Kalite Enerji Verimliliği İktisadi İşletmesi şu an tamamen bağımsız bir kuruluş olarak Avrupa Birliği'nden aldığı akreditasyonla onaylı kuruluş olarak tüm ısı yalıtım malzemelerinin her türlü kalite kontrol deneylerini, C işaretlemesini ve bütün ısı yalıtım sistemlerinin deneylerini yapabilmekte ve bunları belgelendirebilmektedir. Bu konuda da zaten sunumlarda ayrıca ÇEVKAK'la ilgili Sayın İbrahim Hocamızın sizlerle paylaşacağı daha teknik detaylar da olacaktır. Evet, EPS'dir olarak siz paydaşlarımızdan beklentimiz EPS sektörüne, ısı yalıtım sektörüne, ürünlere ve uygulamalara yönelik olarak piyasada ve sahada karşılaştığınız tüm sorunları, sektörle ilgili olan tüm soruları bizlere iletmenizdir. Sektör olarak ancak tüm paydaşların el birliğiyle beraber milli menfaatlerimiz doğrultusunda sektörümüzü geliştirmemiz mümkündür. Ben sözlerime son verirken etkinliğin sponsoru olarak derneğimizden desteklerini esirgemeyen ve derneğimizin kıymetli üyelerinden Red Color'a katkılarından ve sizlere katılımlarınızdan dolayı şahsım ve derneğim adına tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Konuşma için teşekkür ederiz. EPS Eder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdem Ateş'in de konuşmasında belirttiği üzere enerji verimliliği son yıllarda insan yaşamına direkt etki eden bir unsur haline geldi. Hiç şüphesiz ki artan enerji maliyetleri nedeniyle tasarruf yapmanın önemi artıyor.
binalarımıza ısı yalıtımı ve mantolama yaptırmanın enerji giderlerimize %50'ye varan oranlarda enerji tasarrufu sağladığını biliyoruz. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla bireyler üzerinde farkındalığın artırılması, mevcut binalarda yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması ve teşvik edilmesi amacıyla 26 Haziran 2022 tarihinde ısı yalıtım kredisi uygulaması başlatıldı. Şimdi hep birlikte ısı yalıtım kredisi tanıtım videosunu izleyelim. Ardından EPS Sanayi Derneği'ni kısaca tanıyacağız. Binalarda ısı yalıtımı için 0,99 faiz 60 ay vadeli krediden nasıl yararlanabilirsin? Ülkemizde yer alan binaların yarısı yalıtımsızdır. Binalara yalıtım yaptırmak yüksek enerji tasarrufu sağlar. Bina cephesinin yalıtımıyla kışın yakıt tüketiminde en az %35 tasarruf sağlayabilirsin. Yazınsa soğutma amaçlı elektrik tüketimini azaltabilirsin. Bina yalıtımı için Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank ve Ziraat Katılım Bankalarıyla anlaşmalı olarak 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faiz oranlı yalıtım kredisi kampanyamızı hayata geçirdik. Düşük faizli ısı yalıtımı kredisinden yararlanmak için öncelikle ısı yalıtımı yaptırılmasına dair kat malikleri kurulu toplantısı düzenlenir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında ısı yalıtımı yaptırılmasına dair karar, kat maliklerinin sayısı ve arsa payı çoğunluğuyla alınır. Apartman yönetimi, binalarda enerji performansı yönetmeliğine uygun olarak, yalıtımda kullanılacak EPS, XPS, taş yünü, cam yünü gibi malzemelerin türünü ve uygulama kalınlığını dikkate alarak piyasa araştırması yapar. Piyasa araştırmasının ardından apartman yönetimi tarafından yalıtım firması seçilir. Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin 5. maddesinin 8. fıkrası uyarınca yalıtım faaliyetlerinden önce yalıtım firmasıyla bina sahibi ya da bina sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında sözleşme imzalanır. Sözleşmenin imzalanmasıyla binalarda enerji performansı yönetmeliği madde 5'e göre hazırlanan yalıtım projesi yüklenici tarafından ilgili belediyelere onaylatılır. Krediyi kullanmak isteyen konut sahipleri kampanya kapsamındaki anlaşmalı bankalardan birine sözleşme, onaylı proje ve kat malikleri listesiyle başvuruda bulunur. Bankanın gerekli kontrolleri yapmasıyla kredi miktarının %60'ı krediye başvuran konut sahibinin hesabına yalıtım firmasına ödenmek üzere bloke koyularak yatırılır. Krediyi kullanmayan konut sahiplerinin paylarına düşen %60'lık kısım apartman yönetimi tarafından yükleniciye ödenir. Bu orana karşılık gelen ödeme taksitlerle veya tek seferde ödenebilir. Yalıtım projesinin uygulamasının tamamlanmasıyla uygulayıcı firma yetkili kuruluş aracılığıyla binaya enerji kimlik belgesi düzenletir. Apartman yönetimi işi kontrol eder ve binaya en az C sınıfı enerji kimlik belgesi alınması akabinde yönetim, başvurusu yapılan bankaya bildirimde bulunur. Banka bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web servis hizmetini kullanarak veya www.beptr.csb.gov.tr'den ulusal adres veri tabanı numarası UAVT veya EKB sertifika numarasıyla binanın en az C sınıfı olup olmadığını kontrol eder. Kontrollerin ardından kalan %40'lık ödeme krediye başvuran konut sahibinin hesabına yalıtım firmasına ödenmek üzere bloke koyularak yatırılır. Apartman yönetimi kredi kullanmayan konut sahiplerinin paylarına düşen %40'lık kısmı yükleniciye öder. Bina yalıtımıyla yaptığın enerji tasarrufuyla kredi taksitlerini kolaylıkla ödeyebilirsin. Sen de yalıtım kredisinden yararlan. Hem sen kazan, hem Türkiye kazansın. EPS Sanayi Derneği ile ilgili çok kısa sizlerle bilgi aktaralım. EPS Sanayi Derneği, EPS yani genleştirilmiş polistiren olarak geçen ham maddenin işleyip ürün haline getiren sanayicileri, EPS ham maddesini üreten veya temin eden ham maddecileri ve üreticilere makine
üreten, makineceleri bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu. Kilometre taşlarımıza geldiğimde ise 1996 yılında Ankara'da kurulduk. 98 yılında İstanbul'a dernek binası taşındı. UMEPS yani Avrupa EPS Üreticileri Birliği'ne 2006 yılında üye olduk. ÇEVKAK, Çevre Enerji Verimliliği ve Kalite Kurulumuz 2007 yılında faaliyetine geçti. EPS Sanayi Derneği olarak ismimiz 2012 yılında revize edildi ve 2015 yılında Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ve PAGEV gibi üst kurumlarımıza üyeliklerimiz gerçekleştirildi. Geçen sene yani 2022 yılı itibariyle de EPS Sanayi Derneği 25. yılını kutladı. Biraz üyelik yapımızdan da bahsetmek gerekirse, demin de belirttiğim gibi üreticiler, ham maddeciler ve makinecilerin bulunduğu bir yapıyı oluşturuyoruz. Toplamda 47 üyemiz var ancak Türkiye'yi EPS sektörünün %85'ini temsil kapasitemiz bulunuyor dernek olarak. EPS'nin sanayi gücüyle ilgili birkaç şey söylemek gerekirse, %65 oranında hala EPS Türkiye'de kullanan yalıtım malzemesi olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında 150 üretim tesisi ve 5000 istihdam sağlıyor sektör. Aynı zamanda bayi ağı, satış ve uygulama kanallarını da dahil ederseniz rakam 30 bini buluyor. 220 bin ton civarında ham madde kullanımı gerçekleştiriliyor ve bütün bu rakamlarla birlikte EPS üretimi olarak Avrupa'da 3. sırada yer alıyoruz ülke olarak. Diğer derneklerden farklı olarak EPS Sanayi Derneği Türkiye coğrafyasına eşit miktarda üyeleriyle hizmet veriyor. Yani Tekirdağ'dan Trabzon'a, Batman'dan veya şu an bulunmuş olduğumuz Elazığ'dan tutun İzmir'e kadar birçok alanda EPS üretimi yapan firmaların varlığı söz konusu. 25. yılda da üyelerimizle birlikte güçlüyüz. Ekranda üyelerimizi görüyorsunuz. Aynı zamanda toplantıya katılanlar arasından da henüz EPS der üyesi olmayan firmaların olduğunu biliyorum. Bu çatı altında birlikte daha güçlü olduğumuzu ifade ediyor ve kendilerini de EPS der çatısı altına beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Son olarak da çok kısa, EPS'nin farklı kullanım alanlarını zaten ileriki sınavlarda, sunumlarda detaylı olarak paylaşacağız. Ancak inşaat sektörünün yanı sıra otomotiv, beyaz eşya ve şu an sunumlardaki resimlerden de görebileceğiniz birçok alanda EPS'nin kullanımı mümkün olabiliyor. Ben sanıyorum bir şey var. Teşekkür ediyorum. Ve etkinliğin bu bölümünde, ilk bölümünde daha doğrusu ısı yalıtım ve enerji verimliliği, TS825 ve enerji kimlik belgesi konularını değerlendirmek üzere ÇEVKAK, Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi adına Kontrol Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Uzun'u sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Ses geliyor sanıyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye başlama dönemim Elazığ'da geçti. Yani ben siz Gakkoşlarla beraber olmaktan
kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok heyecanlı anlamda benim için farklı bir çok okunmuyor ama teknik sıkıntıyı umarım telafi etmeye çalışırız. Ben bugün enerji verimliliği birlikte ile ilgili işte Çevkak'tan bahsetti Sayın Başkanımız, diğer konuşmacı arkadaşımız var. Şunun için önemli, Türkiye'de birazdan göstereceğim, enerjide çok ciddi boyutta dışa bağımlılık var. Bu bağımlılığın da en etkin, en kısa vadede sonuç alınabilecek bölümü ısı yalıtımı. Yani biz enerjiyi savuruyoruz, enerjiyi göğe gönderiyoruz. Yani ne derler, göğü ısıtıyoruz. Şöyle şeyler görüyoruz, bilmiyorum Elazığ'da bizim zamanımızda pek yoktu ama Ankara'da falan çok görüyoruz. Kışın mevsim de geliyor. Pastanenin önüne, yemekhanenin önüne doğalgaz ısıtıcılarını, elektrikli ısıtıcıları caddelerde görmüşsünüzdür. Bazı sunumlarda bunu koymuştum. Bugün yok ama yani orada biz oturup bir yemek yiyeceğiz. İşte üşümeyelim diye ama ciddi miktarda ne savuruyoruz? Enerji savuruyoruz. Bu enerji o iş yeri sahibine dokunmuyor olabilir. Onun açısından bütçesi yeterli olabilir ama dolaylı olarak bu enerjinin girdilerini kim karşılıyor? Ülke karşılıyor, döviz olarak karşılıyor gidiyor. Dolayısıyla bu konuda verimlilik sadece ısı yalıtımında değil, toplum olarak her kademede yaşanılması gereken bir durum. Bu tabii ısı yalıtımı bunların en önemli kalemi. Verimlilik dediğimiz kavram nedir? Birazcık ben açmak istiyorum. Ya verim nedir? Yani bunu makinacılar ya da mühendisler çok bilirler ama ya verim kişiden kişiye değişmez. Ama ne kadar verimli? %10 mu, %90 mı? Bir arabaya yakıt koyarsınız. Sorumluluk sahibi olan, insanları seven, kendinin ve toplumun sağlığını önemseyen herkes aşı olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için
kolları sıvıyoruz. Dünyada her saniye 11 iş kazası yaşanıyor. Siz beni dinlerken bile ne yazık ki 450 iş kazası daha yaşanmış olacak. Üstelik bu iş kazalarının neredeyse tamamını önlemek mümkün. Peki nasıl? Önce tehlike ve riskleri fark edelim, sonra tedbirlere uyalım. Hep birlikte daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ancak bu sayede ulaşabiliriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm paydaşlarla geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin farkındalığını arttırmak için yola çıktı. Siz de daha güvenli yarınlar için tedbirlerinizi bugünden alın. Unutmayın, küçük tedbirler büyük felaketlere engel olacak. Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım. Acıdan atıyorsanız bu ne demektir? Zaten enerjiyi gelmeden kaybediyorsunuz. Biz bunu sahada çok fazla gözlemliyoruz. Kazan yanıyor, tamam, ama bacaya bir sensör koyuyorsunuz. Bacanın sıcaklığı ciddi miktarda yüksek. Yani 150 dereceler, 200 dereceler, belki daha da yüksek olanlar var. Yani ne demektir bu? Siz aynen sokakta ısıtıcı koyan kişi gibi göğü ısıtıyorsunuz, bacadan atıyorsunuz. Bu nedir? Bize neyi gösteriyor? Kayıp. Yani enerji verimliliği deyince kayıpları ne kadar azaltıyorsanız o kadar verimlisiniz. Bunun çok basit anlatımı bu söylenebilir. O dolayısıyla kaybın olduğu her yerde verimlilik vardır. Yani terzi elbise dikiyor. Bunu işte x metrekare kumaştan diken de var. X artı bilmem kaç metrekare kumaştan dik. O da bir verimlilik var. Yani israf ediyor, bir kayıp veriyor. Dolayısıyla sadece enerji için bunu düşünmek doğru olmayabilir, ama bizim için çok önemli olan şu anda enerji. Tabii bunu, enerjinin ne kadar verimli kullanıldığı, ne kadar az harcandığı ve günümüzde artık son 10 yıllarımıza damgasını vuran çok önemli bir kavram, ne kadar yenilenebilir olduğu da önemli. Yani siz fosil yakıtlardan ne kadar kullanıyorsunuz, yenilenebilirden ne kadar kullanıyorsunuz, çok önemli. Bu bizim ülkemiz açısından, Türkiye'miz açısından çok daha önemli. Çünkü biz fosil yakıtları ne yapıyoruz? Para verip dışarıdan alıyoruz. Şimdi göstereceğim bir slaytta. Dolayısıyla biz yenilenebilir enerji miktarını bu enerji harcamımıza ne kadar çok sokarsak, o kadar bizim için avantajlı. Şimdi tabii bunların kontrol de çalışan sanayiniz var. Kış geliyor, ısıtmanız gereken binalar var. Dolayısıyla bunları belli kontrol altında üretiyorlar. Şimdi kömür, %14'ünü petrol, %14'ünü doğalgaz, %2'sini de diğerleri oluşturduğu konu.
Ya eleştiren olsun istemiyorum. Ülkemizin bürokrasisi ya da idari yapısı ya da yöneticileri çok yoğun emekler sarf ediyor. Ama ya eleştiren olsun bizim istemiyorum. Ülkemizin açık olduğu için daha çok çalışmamız gerekiyor. Mesela Avrupa şu anda enerjiyle ilgili neyi tartışıyor biliyor musunuz? Hidrojeni tartışıyor. Yani önümüzdeki yıllarda doğal gaz hatlarında hidrojen transferini tartışıyor. Yani dünyada enerji çok. Enerji kaynakları da çok ama teknolojiyle beraber geliyor. Teknolojik gelişmelerle beraber geliyor. Eğer bu hatlardan ya da benzeri hatlardan hidrojen pompalanırken, şu anda imkansız gibi gözüküyor da, pompalanırken biz onda da dışarı bağımlı olursak değişen bir şey olmayacak. Yani doğal gaza verdiğimiz parayı bu sefer hidrojene vereceğiz. Bu neyi gerektiriyor? Teknolojik gelişmeyi gerektiriyor. Biz ön almamız gerekiyor. Kömürde 32.5, bu rakam da DİİT'te vesaire katıldığı için 32.5, %90'ların üstünde bağımlıyız. Ya bu ne demektir? Yani kazandığı yatırıyoruz. Şimdi bunun yanında tabii dünya bunun ne kadarını tüketiyor, biz dünyada neredeyiz? Bazı da güçlük bize ben 2019-2020 yıllarına bakarsak işte Amerika Birleşik Devletleri 87 birim bu egzajür cinsinden rakamlar çok büyük. Direkt rakamlara bakabiliriz. O 87 tüketirken biz 6.29 tüketiyoruz. Yani 2020'de biz 3.6 azaltmışız. Amerika azaltmamış. 7.7 düşmemiş yani. Hala harcamaya devam ediyor. Tabii gelişmiş ülkeler. Mesela Çin'e bakalım. Yani şu anda enerjiyi, dünyanın enerjisinin büyük bir bölümünü ne yapıyor? Çin tüketiyor. Tabii nüfusla ilgili, üretimle ilgili, teknolojiyle, sanayiyle ilgili, ulaşımla ilgili ama ciddi enerji tüketiyor. Şimdi Çin'le bizi kıyasladığınız zaman bizim yani kıyas kabul etmez derecede enerji tüketim miktarımız çok düşük. Benzer devam edelim. Benzer ülkelere baktığımızda mesela Brezilya'ya baktığımızda yine bizden fazla. Tabii nüfusla da gelişmişlikle de biraz ilgili. Ama dünyada şöyle genel çerçevede baktığımızda yani dünya genelinde enerji verimliliği ve tasarrufuna bizden daha çok gelişmiş ülkeler uyması lazım. Yani Amerika daha az petrol tüketse, daha tasarruflu davransa, Çin daha az doğalgaz tüketse, dolayısıyla bu fiyatlar biraz daha geriye gelir. Gelişmiş ülkeler, ne diyelim ona, kendi geldikleri noktalardan, kendi konforlarından maalesef taviz vermiyorlar. Savurganca enerjiyi harcıyorlar. Bu boyutu bu rakamlardan çok net gözüküyor. Bu uluslararası ciddi bir kuruluşun yaptığı çalışmaların sonucu. Bu bireysel olarak da benzer rakamlar yani kişi başına tükettiğimiz enerji miktarına geldiğinde de durum aşağı yukarı aynı. Bizde nükleer yok. Ama işte bize nükleer niye yapıyorsunuz diyen ülkelere bakıyoruz. 10 yıllar öncesi değil. Yani 20-30 yıl öncesinden bu enerjiyi kurmuş, kullanmış, sanayisini bu ucuz enerjiyle ayağa kaldırmış. Şimdi bize ders veriyor. Siz nükleeri niye kuruyorsunuz? Sen nasıl sanayileştin denilmez mi? Yani şuradaki rakama bakın. Yani nükleer sütununa bakın. Yani
dünyasında var. Bir tek nerede yok? Bizde yok. Niye? Yıllarca bu enerjinin olumsuz etkilerinden söz ettik vesaire. Ama çok 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 zaman kaybettik. Şu anda bir çalışmamız var biliyorsunuz. Ama hala bir takım sıkıntılarla uzadıkça uzuyor. Yani dünya bizi boğuyor. Bizim Anadolu'da bir tabir var. Allah derler hiç kimseyi muhanete muhtaç etmesin derler. Bu dünya ülkeleri ülkemiz için hakikaten muhanet bizim için. Yani bir şey bize yarıyorsa vermiyorlar. Bir şey bizim işimizi kolaylaştırıyorsa yapmıyorlar. Yaptırmamak için ellerinden geliyor. Yani biraz siyasi olmasın çok özür dilerim de parasını verdiğimiz uçağı size vermiyor. Değil mi? Yani bunları enerji de öyle. Bizim nükleer enerjimizin gecikmesinin temel nedeni gelişmiş ülkelerin bize bu enerji kapılarını ellerinden geldiğince kapatmalarından kaynaklanıyor. Bunları da çok fazla uzatmayacağım. Çünkü başkan söyledi, sunucumuz da bahsetti yer yer. Yani enerji verimli binalar yapmak, konutları zaten söyledik. Yani konut neredeyse sanayi eşdeğer düzeyde enerji tüketiyor. Sanayide enerji verimliliğini artırmak, ben bir makinacı olarak bildiğim için söylüyorum. Yani o kadar kolay değil, ciddi yatırımlar gerektiriyor. Yani bir fabrika, ciddi bir üretim tesisi enerji verimliliği konusunda yatırım yapmak isterse çok ciddi rakamlar ödemesi lazım. Ama binalarda böyle değil. Yeni binada yalıtım maliyeti binanın %3 ile %5 arasında. Yani ne demektir? Siz 100 bin liralık yok artık da 1 milyonluk bir daire maliyeti de 1 milyon değil aslında. Nedir? 20-30 bin lira ilave, bu da üst şeyler, para harcadığınız zaman ciddi enerji tasarruflu binalar üretebilirsiniz. Sonra yalıtım yapmanızda da benzer rakamlar söz konusu. Ama tabii imkan ya da imkanlarımız sınırlı olduğunda bunu yapamaya da biliriz. Yine başkan bahsetti, bizim en büyük binada enerji tüketimimiz ısıtma, soğutma ve havalandırmaya çok ciddi enerjiler harcıyoruz. Belki de biz o gözle bakıyoruz. Yani mesela bu oteldeyiz. Yani bilmiyorum, bu tür binanın mesela ısıtma, soğutma ve havalandırmasıyla ilgili harcadığı enerjiyi biliyor mu? Bilmiyorum, yönetici burada mı? Muhtemelen bilmiyor. Ne kadar elektrik ödediğine bakıyor, ne kadar doğalgaz ödediğine bakıyor. Bunun ne kadarını verimli kullanıyorumla ilgili bir çalışma yani çok büyük oranlarda yok. Sadece şunu yapıyoruz, işte çok ısındıysak vanayı kısıyoruz, çok soğuduysak ya da soğuduysa ortam vanayı açıyoruz. Şimdi bu konuda yasal mevzuatı ben şu kanaattayım. Ülkemizde yasal mevzuat açısından bir sıkıntı yok. Hatta fazla. Yani biz her şeyi yazıyoruz. Kanun çıkarıyoruz, yönetmelik çıkarıyoruz, yönerge çıkarıyoruz. Yani çıkarıyoruz da çıkarıyoruz. Bunu yapın, bunu edin, bunu böyle düzenleyin diyoruz. Ama sahada uygulaması yok. İşte en son TS825'in biz 2 sene, biz standardın revizyonu için bu sene 3. seneye döndü. Biz 3 senedir, yani inanamıyorum, ben bir hoca olarak, öğretim üyesi olarak inanamıyorum. Yani 30 sayfalık bir standarda 3 sene onlarca insan gidip geliyoruz, hala revizyonu tamamlayamadık. Hala bitmedi. Ben unuttum yani 2018 miydi, 2019'dan başladı. Neden? Çünkü bizim kendi dinamiklerimiz çok yavaş çalışıyor. Uygulamada çok sıkıntı. En büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? TS825 de bu sunumun konusu olduğu için bahsediyorum. Avrupa ülkelerinde bu konuda uygulanan mevzuatı adam 30 bin sayfaya koymuş. 30 bin sayfa, 56 bin 21 miydi neydi? Tek tek koymuş. İklimleri var, güne göre şeyler, sıcaklıkları var, bölgelere göre var, var da var. Hesapları da koymuş, biraz yoğun. Bizdekiler şunu diyor, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki yetkilimiz alınmasın. Ya biz bunu çok formaliteye boğarsak, çok hesap olursa bizim insanımız bunu yapmaz. Aynen konuşulan bu, doğru söylüyor aslında.
Doğru söylüyor. Siz şimdi binayı yaparken ya şuna adam gibi bina enerji performansını uygula, bana düzgün bir şey getir dediğinizde hesap çoğaldığında bunu yapmayacak. Bunun kısa yolu nedir? Basiti nedir? Ona gidiyoruz. Burada düğümlendik. Artı iklim verilerimizin olmadığını fark ettik. Birçok nedir bizim meteoroloji istasyonlarımızın çalışmadığını gördük. Yani atıyorum Elazığ'da iklim verisi lazım hesaplama için. Hangi ayda, hangi nemdesiniz, hangi basınçtasınız, hangi sıcaklıktasınız. Ama veri yok elinizde. Dolayısıyla tekrar başa döndük. TS 825 revizyon bilmem kaç oldu ama eskisinin aynısı oldu. Birazdan bir tablo vereceğim. Değişen çok bir şey olmadı. Bununla ilgili işte ısı yalıtım kuralları var. Yani ikisi niye varı da bile tartışabiliriz. Yani binalarda enerji performans yönetmeliği var. Bir de TS 825 var. Yani niye birleştirip daha kompakt bir şey yapmadık? Bu da çok tartışılan bir şey. Ondan sonra ETICS var. Yani bunlar standartlar tabii dünya ölçeğinde ya da Avrupa Birliği ölçeğinde uygulanılan. Ondan sonra işte ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili yine bunlar standartlar anlamında düşünelim. Avrupa Birliği'nden geçerli olan, bizde henüz uygulaması olmayan ETAK var. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik var. Tabii ki bunlar yazılı olmadan da uygulayamazsınız. Ama uygulamada sorunlarımız var. Ben mesela burada bugün muhatabım çevre şehircilik yetkilimiz olacak ama çoğu zaman binaya gidiyoruz. Ben sahada çok da bulunduğum için mesela müteahhite ya da yapı denetim firmasına ya bu binanın ısı yalıtım projesine bakabilir miyim? Yani ne yaptınız, ne ettiniz? Yani tanıdıklar var, sahada var, öğrenciler proje yapıyor, getiriyorlar. Gittiğimizde henüz hocam bunun ısı yalıtımla ilgili projesini yapmadık. Bina bitmiş. Ya bina tamamlanmış, proje yok ortada. Yani neye göre yaptınız? Sadece mimari projenin köşesine bir çizgi atmışlar, bir ok koymuşlar. İşte 5 santim EPS. Bu, bunları gördüm ben. Bu böyle örnekler çok fazla. İşte 6 santim şu, neyse bunları yapıyoruz. Halbuki yönetmelikler ya da yasa diyor ki, ya bunu başlamadan, daha binaya başlamadan getir, bakayım uygun mu, değil mi? Bunları eleştirel yaklaşıyorum ama maalesef sıkıntılarımız bu. Yazıyoruz ama yapmıyoruz. Binalarda enerji performans yönetmeliği de böyle. Ciddi bir yapı, ciddi bir yasal düzenleme. Binada ne yapıyorsunuz? İşte biz önceden tahmin edemeyiz. Neyi tahmin edemezsiniz? Binanın enerji, biliyorsunuz enerji performans yönetmeliği şunu yapıyor. Binadaki ampule kadar değerlendirilmesini istiyor. İşte hocam biz bina bitmeden adam nereye ne kadar standart şeyleri biliyoruz da adam getirip burayı iş yeri yapacaksa bilemeyiz. Ya bilemezsin olur mu? Bina yapılırken hangi amaçla yapıldığı belli zaten. Ama konut yapıyorsunuz, ertesi gün ofis yapıyorsunuz. Uygulama eksikliklerimiz diyorum. Binalarda enerji performans yönetmeliği özde şunu yapıyor. Ne kadar enerji nerelerde harcıyorsunun özeti. Her şeyi yaz diyor. Her şeyi yaz. Ondan sonra senin birim zamanda harcadığın enerjine bunu göster diyor. Bu göstergede bizi nereye götürüyor? Enerji kimlik belgesine götürüyor. Ne kadar az harcıyorsunun şeyi bu. Dolayısıyla bu bir döngünün içerisinde. Yine başkanım söyledi, biz bunu ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinde inanılmaz. %50'ye kadar tasarruf edebiliriz. Yani ciddi verimli sistemler kullanarak, verimlilik çalışmaları yaparak ya da uygun sistemleri seçerek. Ondan sonra binalarda doğru suni ve doğal aydınlatma ile binalarda enerji performans yönetmeliği bunu önemsiyor. Binayı koyarken diyor pencereyi nereye koyduğuna dikkat et. Yönüne dikkat et. Yani mümkün olduğu kadar enerjiden yararlan.
buna dikkat ettiğimizde bu %20'lere gelebilir. Bu açıdan kaybedilen enerjiye. Bu da yani çok belki tartışılabilir ama en asgariden enerji ihtiyacımızın %10'una kadar enerji verimliliği üzerinde tasarruf ya da iyileştirme yapabiliriz. Şimdi bu konuda ciddi akademik çalışmalar var, raporlar var. Yeni TS825'in getirdiği güzel bir şey de var. Yani nedir bu? Dedi ki böyle hep ısıtma için yalıtım yapmanız gerekmez. Soğutmayı da buna dahil edelim dendi. Şimdi artık binalarda ısı kaybı hesaplarını yaparken ya da projelendirirken soğutma hesaplarını da dahil etmemiz gerektiği devreye girdi. Bunları biz hep aylık yapıyorduk eskiden TS825'te. Şimdi artık hem aylık var hem yıllık var. Bunlar toparlandı. Bunların işte aylık ortalama sıcaklıkları zaten vardı. Kısmen düzeltilmeye çalıştı ama dediğim gibi veriler bulunmadığı için, çoğu yerde bulunmadığı için yine muhtemelen eski değerlerle ortalama bir şey çıkacak. Ondan sonra binanın iç ısı kazançları daha fazla dikkate alındı. Bunlar eskiden de vardı. Güneş enerjisi kazançları biraz daha detaylandırıldı. Bunlar var. Bir diğer konu da yoğuşma hesabı da dahil edildi. Yani yeni TS825'te ısıtma yanında soğutma ve yoğuşma hesapları da projelere dahil olacak. Böyle teknik veriler var. Yani bunlar aslında çok ciddi çalışılmış. Yani hangi sıcaklıklar arasında kilowatt saat olarak dış sıcaklıklar ilişkisi teknik verilere konmuş. Dediğim gibi bunlar teorik çalışmalar. Bunları uyguluyor muyuz, uygulamıyor muyuzun gerçekten bir karşılığı çoğu zaman yok. Bu slaytta çok bir şey gözüktüğünü sanmıyorum. Gözükmüyor ama ben şöyle özetleyeyim. Bu bizim TS825'i hatırlarsanız ya da içinizde mühendis olan bu hesapları yapan arkadaşlar vardır diye düşünüyorum. Ne yapıyordu? Aylık enerji giderleri toplanıyor ay bazında. İşte bunların belli bir dönem yaz aylarında enerji tüketimi yani ısıtma için gerekmediği aylar var. Fazla olduğu aylar var. Bunları topluyoruz. TS825'in tavsiye ettiği bir değer var. Artık alan üzerinden ya da hacim üzerinden. O değerin altındaysa uygun değilse uygun değil çıkıyor ama bizde her nedense bütün projeler uygun çıkar. Yani bina yapılır, yalıtım da bellidir, kayıplar da bellidir. Yani ben belediyelere de sorduğumda, yapı denetim firmalarına da hiçbir binada sizin TS825'te uygun olmayan bir proje çıkmadı mı? Çıkmaz hocam. Niye? Nasıl çıkacaksa ona göre yazıyoruz. Yani yalıtım eğer 5 santim kurtarmıyorsa oraya 5-6 yapıyoruz, kurtarıyor. Çatıda işte şu var mı diyoruz, yoksa vardır diyoruz, ekliyoruz, kurtarıyoruz. Yani biz sonuca bakıp oradan gidiyoruz. Benim kendi öğrencilerime de söyledim. Yani siz ısı yalıtımı doğru yapıp yapmadığını nereden anlıyorsunuz? Bina yapılırken hiç gidiyor musunuz? Yapı denetimde yok. Hakikaten gidilmiyor. Bina bitmiş, adam 5 santim yapacağına 4 santim yapmış. Ne yapıyorsunuz? Hocam orada yapacak bir şey yok. Yok da yani bunu baştan bakacaksın, baştan gideceksin. Yani nasıl ki bazı şeylere bakıyorlar ya, çimento bunların birisi. Binaya çimento dökülürken gidip bakıyor uygun mu değil mi, numune alıyor. Sen de gideceksin binaya yalıtım yaparken işte uygun mu değil mi bakıp hiç olmazsa üretim aşamasında bir bakacaksın. Burada bir takım rakamlar yine var. Türkiye %4'ten daha fazla olan yeni yapılaşma oranlarıyla birlikte yeni yapılaşma oranı %1'den daha az olan AB ortalamasından büyük ölçüde daha hızlı büyüyor. Yani inşaat sektörü bizde lokomotif sektör. Dolayısıyla 2050 yılında neredeyse 4 milyon metrekareye yakın yapı stokumuzun artması bekleniyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde sunulan Türkiye'nin niyet edilen ulusal katkı beyanında
İşte iklim koruma hedeflerini başarmaya yönelik en önemli dayanaklardan biri Türkiye'deki bina sektörüdür demiş. Biz bina sektörünü düzeltebilsek, döndürebilsek, aslında şu ısıtı şey yalıtılmamış binaları bir çözebilsek iş biraz daha farklı. Yani ama çok herkesin anlayacağı bir şey söyleyeyim. Avrupa'da üretilen yeni konutların enerji harcamı adamların tasarruf tedbirlerinden sağladığı enerjiyle karşılanıyor. Özet bu. Gelişmiş ülkelerde. Yani bizde hala yeni yapı bize yeni enerji yükleri getiriyor. Yani yeni bina yapıyoruz, yeni yerler inşa ediyoruz. Yeni enerji kaynaklarımızı harcamamız lazım. Ha bizde yok mu bu? Var böyle çalışmalar. Ayrıca geniş bir konuda tartışılabilir. Burada hiç rakam gözükmüyor ama bu 2030 olması lazım. 2050'ye kadar gidiyor. Bu varsayımda, bu tahminde bizim bu tasarruf tedbirlerini, enerji verimliliği kriterlerini iyi uygularsak %20'lerden %28 herhalde en son rakam yanlış hatırlamıyorsam buralara kadar çıkarabiliriz. Bu %28 de korkunç bir rakam, yani az bir rakam değil. Benim korkum şu, bu tahminler tutmaması. Yani burada ciddi kontroller, ciddi titiz davranmalar olmazsa bunlar da tutulmayabilir. Yine burada teknik bir konu ama zamanımızı çok şey yapmayayım diye söylüyorum. Biliyorsunuz ısı yalıtımında en önemli şey yalıtım kalınlığı. Yalıtım kalınlığı direkt ısıl dirence karşılık geliyor. Teknik makinacılar falan, inşaatçılar daha iyi bilir. O da toplam ısı geçiş katsayısı dediğimiz U değerine denk geliyor. Yani U değeri de ne kadar kalın malzeme, ne kadar ısıl direnç fazla, o zaman ne kadar U değeri düşük. Bunu sağladığınızda enerji tasarrufu kendiliğinden geliyor. Bununla ilgili şeyler var. Bu bize şunu gösteriyor. Hem ısıtma yaptığımız hem soğutma yaptığımız bölgelere göre çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar hakikaten değerli çalışmalar. Önemli olan bu bölgelerde bu değerleri, tavsiye değerleri değil, bunun üstünde değerlerle desteklemek. Yani mevzuat diyor ki burası işte en az şu olmalı. Şimdi onu da TS 825'in içinde çıkardık. Artık bakanlık dönem dönem yayınlayacak. İyi oldu. Dolayısıyla ya en az şu olması lazım. En azı yapmamamız lazım. Daha yukarı, daha iyi. Ama bunların uygulamalarda sorunları var. Yine şöyle bir şey var. Siz yalıtım malzemesini çok kalın yaparak doğrusal bir ilişki yok. Yani belli bir miktara kadar çok önemli. Ondan sonrası da önemli ama az önemli. Yani örneğin burada EPS ile bir uygulama yaptığınızda bu şu demek. Yani %40'lar dolayında duvarlar için söylüyorum bunu. Yapmanız için ortalama 6 santim yalıtım uygulamanız lazım. Dolayısıyla U değerleri arttıkça bu değerler ne oluyor? Düştükçe bunlar artacak. Mesela siz 8 santim yaparsanız bu ne yapacak? U değeri çok daha aşağılara düşecek. Birazdan bir yüzde verimlilik var, onu gösteriyor. 10 santim yaptığınızda, yani 12 santime falan geldiğinizde U değeri çok çok küçülüyor. Bu ne demektir? Enerji harcamanız ciddi miktarda düşüyor demektir. Bunun doğrusal değil de eğrisel olmasının nedeni dış şartlara ve iç şartlara da bağlı. Toplam ısı geçiş. Bir başka konu çok tartışılıyor. Her gün medyada da görüyoruz. Başkan da kısmen yanlış hatırlamıyorsam bahsetti. Bir yalıtım sıvasıyla, bir yalıtım boyasıyla biz yalıtım yapmış olur muyuz? Böyle bir dünya yok. Yani şuraya bakarsanız siz şurası 2 santim gördüğüm kadarıyla 2 santimlik bir yalıtım boyası yapabilir misiniz? Böyle bir şey var mı? Yani yok. Ama işte adı ısı yalıtım boyası. Tamam, özellikleri de iyi ama uygulanabilir değil. Isı yalıtım sıvası. Siz yani 10 santim ısı yalıtım sıvası uygulayabilir misiniz? Uygulayamazsınız. Ki ısı yalıtım sıvaları yalıtım malzemelerinin en az 5-6 kat üstünde ısıl değerleri.
Şimdi o zaman şöyle söyleyebiliriz. Bu değerleri bazen teknik arkadaşlar da tabii ki belli kriterlere göre söylüyor olabilirler. İşte ısı yalıtımı yaparsanız %50 tasarruf sağlarız. Aman kaç santim yapacaksın, nerede yapacaksın, çatıyı, pencereyi ne yapacaksın da 50 olacak. Bu ciddi bir hesap gerektirir, binaya özgü gerektirebilir. Bu hesaplara şöyle çok küçük baktığımızda yalıtım açısından, yani siz 6 santimetre ısı yalıtımı yaptığınızda duvarlarda %70'ler civarında, 10 santim yaptığınızda %80'ler civarında, yani ana yapıda en çok ısı pencere ve duvarlarda geçtiği için ciddi miktarda enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Şunu gözlemledik, yani birkaç yerde inceleme yaptığımızda, ben çünkü üniversitede de o ana bilim dalında olduğum için, mesela Ankara'da birkaç binada yalıtım yakıt giderlerinin çok ciddi miktarda düştüklerini gördük. Yani inanılmaz ama çok ciddi yalıtım yapmış, binanın dış görünümü içinde kompozit plakalarla kapatmış. Yani o binada oturanlar, eski bina olmadığı için, geldiği binayla kıyasladığında biz burada hocam para mara vermiyoruz yakıta diyor. Yani hakikaten vermiyor. Çünkü en az 8-10 santim yalıtım koymuş, dışına kalın bir kompozit duvar koymuş. Dolayısıyla ısı yalıtımı ciddi oranda yapılmış. Şimdi ben burada birkaç önemli şey var ama biraz çok konuştum galiba. Bunu başkan yine bahsetti. Biz hatta yeni yapılan binaları Avrupa Birliği'nde sıfır enerjili, yani enerji neredeyse sıfır enerjili binalar yapılma zorunluluğu var. Bizde en azından bu kavram mevzuata girdi. Ama yine uygulama sorunlarımız söz konusu olabilir. Hala bu konuda çok şeydeyiz, emekleme aşamasındayız. Umarım ilerleyen günlerde bunlar daha da ilerler. Bu mevzuatın bizde gelişimini göstermiştim enerji verimliliği ile ilgili. Bu bir iki şeyden önce bizim Enerji Bakanımız hakikaten ciddi bir iş yaptı. İsminden bahsetmeyeyim şimdi. Enerji verimliliği ile ilgili eylem planı falan oluşturuldu. O oluşturduğu yasa arasından 5-6 sene geçti. Yeni bir tedbir alınmadı. Yani eylem planlarında enerji verimliliğine dair kamuda, özel sektörde yatırımlar yapalım ciddi. Bunun da geri kazanımlarına bakalım dendi. Bu mevzuatın akışı onunla ilgili. Dolayısıyla o planda bu rakamlar gözüküyor mu? Çok sanmıyorum ama sonuçta 2017 yılında yapılan bu değişiklikle rakamları şu anda ben de göremiyorum. İşte şu kadar milyar TL yatırım yaptığımızda bunun geri kazanımı ne olur? Bu yaklaşık 7 sene sonra, benim burada arka planda bildiğim bilgi, 7 sene sonra yatırdığınız paranın geri dönüşü sağlanıyor. Bu konut için demiyorum. Ülke bazında enerji eylem planı çerçevesinde yaptığınız. Yani devlet sanayi kuruluşlarına destek veriyor. Enerji iyileştirmesi yapın teknolojik olarak. İşte yapı üreten, konut üreten şeylere, şimdi yenisini açıkladığı gibi, bunları kredi olarak veriyor, hibe olarak veriyor ve geri kazanımına bakıyor. Bu 2023 yılındaki kazanımlar aşağı yukarı bu 2017'de yapılanlar 2023'te önümüzdeki yılda o yatırımın karşılığı kazanılmış oluyor. Ama bu 2018'de ilaveler yapılmalıydı. 2019'da ilaveler yapılmalıydı. Yani harcadığınız kaynak, verdiğiniz teşvik, verdiğiniz destek arttıkça bu geri dönüşü de sağlanacaktı. Bunu bizim başkan söyledi. Bu kredi tabii ki önemli bir şey ama burada bir başka boyutu var. İnsanlar bu parayı alıp alamayacakları konusunda elbette ki şu anda tartışmalı bir konu. Yine faizli bir kredi, yani hibe tarzında bir şey değil. Ama yine de bir olumlu adım. Bunlar biraz teknik konular. Hala biz
Avrupa'nın çok gerisinde olduğumuzu, Avrupa demeyeyim de gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğumuzu, bizim enerji yoğunluğu açısından yani bizim gayri safi yıllık hasılamızla bizim enerji tüketimimiz arasındaki orandan gelen bir kavram. Çok teknik şeye girmeyeyim. Bu değer bizde 0.115 iken AB'de 0.083, yani ne oluyor yaklaşık olarak %50 olur mu? Gibi. Yani daha fazlayız. Dolayısıyla dünya ortalamasının altındayız ama Avrupa ortalamasının üstündeyiz diye söyleyebiliriz. Yani bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yani bizim kendi gayri safi hasılamız da önemli. Bizim toplumsal yapımızın ekonomik durumu da elbette ki önemli. Bunlara girmeyin burada çünkü hem rakamlar okunmuyor. Bunları özetle söyleyeceğim size. Şimdi şu son slaytları birkaç cümleyle özetleyeyim. Bu konuda Erdem Bey de çok kısa bahsetti. Toplumsal bilincin gelişmesi için de bir yığın araştırma yapılmış. Yani yalıtımı ne kadar biliyoruz? Ben evde hanımla tartışıyorum. Hanım diyorum, radyatörün üstüne bir şey serme yani kışın. Yani kurusun diye bilmem ne olsun, toz gelmesin, perde kirlenmesin. Koyma diyorum, burada enerji var. Yani sen bunu koyarsan petek içeriye enerjiyi gönderemiyor. Yok diyor, bu burada durması lazım, temiz olması lazım. Yani bu çok basit şey bir durum ama yani enerji verimliliği konusunda, yalıtım konusunda toplumda çok ciddi bilinç eksikliği olduğunu görmüş bu araştırma. Toplumsal yapıda statü arttıkça, öğretim düzeyi arttıkça bu bilincin çok ciddi miktarda arttığını görüyoruz. Ama statü düştükçe bu bilinçle insanların hiç ilgilenmediğini görüyoruz. O da belki doğal, kişinin ekonomik durumu, yaşadığı kesim, bulunduğu çevre, bunlardan önemli etken. Çok ciddi istatistik bilgiler var ama onu belki başka bir gün, başka bir zeminde anlatma fırsatı buluruz. Beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Değerli konuklar, 15 dakikalık bir kahve molamız var. Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Bahsetmiyoruz. Hem çatı hem zemin hem pencerelerden bahsediyoruz ki binamızı tam anlamıyla koruyabilelim. Ama buradaki oranlara da bakarsanız aslında enerji verimliliğinden bahsediyorsak ve eğer evimizde bir enerji tasarrufundan bahsediyorsak yapabileceğimiz en basit işlem, atacağımız en basit adım cephelerimize ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor. Çünkü burada da görüyorsunuz ki en geniş yüzey alanına sahip alanlar cepheler ve atılabilecek en basit adımda yapılacak ısı yalıtımı. Cephenize ısı yalıtımı yaptırdığımız zaman aslına bakarsanız içeride yaşayan insanların hem konforlu hem de sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz ve buna ek olarak da binamızın ömrünü uzatıyoruz. Bizlere kazandırdığı enerji tasarrufu sadece tabii ki içerisinde yaşayan insanlara değil, hem ülkemize de kazandırdığı enerji tasarrufu ve dünyamıza kazandırdığı enerji verimliliğini de düşündüğümüzde
çok verimli adımlardan bir tanesi. Gelelim dış cephe ısı yalıtım sistemlerine. Buradaki görüntüden de göreceğiniz gibi bir ısı yalıtım sisteminden bahsederken sadece levhadan bahsetmiyoruz. Onunla bütünleşik olan yapıştırıcı, levha, sıva, kaplama gibi malzemeler ve yine de aralarda kullanılan donatı filesi, dübel ve astarlar gibi birçok malzemenin aslına bakarsanız üst üste uygulanmasından bahsediyoruz. Bir yapıştırıcı kendi başına bir ürün ve kendi başına da bir teknik özelliklere sahip, kendi belgelerine sahip bir ürün ya da bir sıva da aynı şekilde, bir levha da aynı şekilde bir ürün. Ancak bu ürünleri üst üste uygulamaktan bahsediyoruz. Ülkemizde en çok kullanılan ürünler çimento bazlı ürünler olduğu için özellikle bu ürünlerin yapısını düşündüğümüzde çimento bazlı ürünleri üst üste uyguladığımızda sistemin dayanıklılığı ve uzun ömrü nasıl belli olacak? Bu sadece ürünlerin kalitesiyle ve ürünlerin belgeleriyle çözülebilecek bir konu olmaktan çıkıp ürünlerin sistem olarak da bu uygunluğu kontrol edilmesi ve sistem olarak da bu belgelere sahip olmasından geçiyor. Tabii ki hani üreticiler çok kaliteli ürünler üretebilirler. Bunun sistem olarak belgeleri de alınabilir. Sistem olarak da çok uyumlu ve uygun bir sistemden bahsediyor olabiliriz. Ama bunun bir de saha ayağı var ki bugün de zaten konuşuyoruz sürekli, uygulama. Eğer uygulama da doğru bir şekilde yapılmazsa yine sistem içerisindeki kaçakları görebiliyoruz. Dolayısıyla bir ısı yalıtım sisteminin kalitesi ve dayanıklılığı doğru ürün ve doğru sistemlerin kullanılmasıyla yetkin uygulamacıların yaptığı bir sistem olduğu zaman aslında en verimli haline ulaşıyor. Peki nasıl kontrol edeceğiz biz ürünlerin sistem olarak dayanıklılığını ya da bu bahsettiğimiz uyumu nasıl kontrol edeceğiz dersek, bunun için de Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan sistem standartları bulunuyor. EPS içeren sistemler için burada göreceğiniz gibi TSN 13499 sistem standardı, taş yünü içeren sistemler için TSN 13500 sistem standardı bulunuyor. Bu standartlarda aslında bakarsanız biz ürünlerimizi ilgili üretim standartlarına göre üretiyoruz. Ancak ürünlerin uyumunun ve sistem olarak uygulanması gerektiğinde bir cepheye uygulandığında hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin limitleri bu standartlarda belirtiliyor. En sonda gördüğünüz standart da Avrupa Teknik Onay Kuruluşu tarafından yayınlanan ETAC 004 standardı. Bu standart da yine bir sistem standardı olmakla beraber diğerlerinden ayrılan kısmı çok daha ekstrem yaşlandırma testlerini içeriyor olması. Evet, birazcık detaya girelim isterseniz. Bir dış cephe ısı yalıtım sisteminin en önemli bileşenlerinden bir tanesi ısı yalıtım levhası. Çünkü zaten amacımız ısı yalıtımı yapmak. Baktığımızda Türkiye pazarında en çok kullanılan yalıtım levhalarının EPS ve taş yünü olduğunu görüyoruz. EPS ve taş yünü aslına bakarsanız birbirinden çok farklı ürünler olduğu için üretim standartları da birbirinden farklı. Ve burada görüyorsunuz EPS üretimi için TSN 13163, taş yünü üretimi için de TSN 13162 üretim standartlarını baz alıyoruz. Biraz isterseniz bu ürünlerin farklı yalıtım levhalarının nasıl bir pazara sahip olduğuna bakalım. Solda gördüğünüz grafik Türkiye'deki Etix pazarındaki taş yünü, EPS ve diğer ürünlerin yüzdelerini gösteriyor. Sağ tarafa baktığınızda da 2021 datasıyla beraber Avrupa Etix pazarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Avrupa Etix pazarında da şu anda %70 oranında EPS'nin üstünlüğünü görebiliriz. Evet, EPS üretimine gelecek olursak, şu anda aramızda bir sürü üreticimiz var. Ama çok kısa bir şekilde üretimin üstünden geçecek olursak, öncelikli olarak bir şişirme, ön şişirme prosesinden başlıyoruz. Ön şişirmeden sonra silolarımızı alıyoruz, orada bir şartlandırma başlıyor. Onun arkasından dozajlama silolarında ve blok form makinelerinde bloklarımızı üretiyoruz. Dinlendirme süresi tamamlandıktan sonra kesim alanına geçen bloklar, kesimden sonraki kalite kontrol neticesinde uygun görüldüğü takdirde paketleme ve stok alanına, uygun görülmediği takdirde de geri dönüşüm alanına ilerliyor. Şimdi bu çok basit bir üretim gibi görünüyor. Anlatırken de çok kısa bir şekilde anlatıyorum ama
Hani böyle çok basit anlatılan konular biliyorsunuz çok daha karmaşıktır. Burada gördüğünüz her adım aslına bakarsanız bir Ar-Ge prosesi içeriyor ve Ar-Ge parametrelerini de içerisinde barındırıyor. Evet, sistem standartlarından bahsetmiştik. Sistem standartları da bize sistem olarak kullanılması gereken ürünlerin özelliklerini limitliyor. Şimdi EPS'lerimizi üretim standartına göre ürettiğimizde nihai ürünün teknik özelliklerine göre belirli bir sınıflandırmaya tabi tutabiliyoruz ve nihai ürünün sınıflarını her parametre için belirleyebiliyoruz. Ancak bu ürün cepheye gidebilir mi? Mantolama sisteminde kullanılabilir mi? Ya da orada kullanılabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir sorusunun cevabı sistem standartında yatıyor. Bu tablo 13.499 sistem standartından EPS levhalarının sahip olması için gereken minimum limitleri gösteren tablo. Buradaki teknik değerler üzerinden tek tek geçmeyeceğim. Ancak her bir üreticinin bir mantolama levhası için bu teknik değerlerin minimum olan bu teknik değerleri sağlaması ve buna uygun ürünleri mantolamaya sunması gerekiyor. Evet, EPS üretiminde biraz önce de söylediğim gibi hani çok kolaymış gibi görünüyor ama dediğim gibi her adımında ayrı bir Ar-Ge çalışması yatıyor ve dolayısıyla her adımında farklı kontrol mekanizmaları yatıyor. Burada çok kısa bir özet göstermek istedik. Kontrol ettiğimiz parametrelerden bazıları bunlar. Ve biz bunları neden kontrol ediyoruz? Neden her aşamasında bu kontrolleri gerçekleştiriyoruz? Nihai ürünümüzde düzgün yüzeyler elde etmek, ürünün her noktasında aynı teknik değeri kanıtlayabilmek ve kalınlık, özellikle dikkat ederseniz bir önceki slide'da ben geçemiyorum. Evet, dikkat ederseniz burada ürünün kalınlığı, en boy toleransı gibi boyut analiziyle ilgili birçok konuda bir sürü tolerans bulunuyor. Ve burada gördüğünüz değerler milimetre cinsinden. Uygulama alanında aslında şantiyeye gittiğimizde şimdi burada hani 2 milimlik bir değerden bahsediyoruz. 3 milim olsa fark edilir mi gibi bir konu gündeme gelebiliyor ama bu konular şantiyelere indiğimizde, sahaya indiğimizde, bu ürünler cepheye gittiğinde o kadar belirgin bir şekilde belli oluyor ki o nedenle ürünün özellikle şartlandırması ve şartlandırmadan sonra blok form oluşması ve blok formdan sonraki şartlandırma prosesi gerçekten çok önemli bir aşama oluyor. Sistemlerinden bahsettiğim için ve pazarda bulunan bir ürün olduğu için de çok kısa taş ürününden bahsedeceğim. Taş ürünü EPS'den tamamen farklı bir ürün. Lifli yapıda bir üründen bahsediyoruz. Yine ısı yalıtım amaçlı da kullanılan bir ürün. Dediğim gibi birbirinden tamamen farklı ürünlerden bahsettiğimiz için sadece üretim standartları birbirinden farklı değil, nihai ürünün performansı ve sistem standardı da tamamen farklı. Evet. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri bir sistemdir diyoruz. Dolayısıyla bu sistem olduğu için de diğer tüm ürünlerin özellikleri, birbirleriyle uyumları önemli dedik. Şimdi bir yapıştırıcıdan bahsettiğimiz zaman, yapıştırıcı kendi başına tekil bir ürün. İsteyen herkes bir yapıştırıcı ürün olarak onu alıp kullanabilir. O ürünün de teknik özellikleri ve kendine ait belgeleri bulunuyor. Yapılan testleri, evet, biraz zor görünüyor sanırım ama bir yapıştırıcıdan bahsediyorsak şöyle özetleyeyim. Aslına bakarsanız adı üstünde yapıştırıcı bir iki performans beklersiniz. Bir yalıtım levhasına yapışmasını beklersiniz. Bir de duvara yapışmasını beklersiniz en basit haliyle. Tabii ki ürün içeriğinde organik içerikleri, eğme basma mukavemeti gibi birçok değeri de kontrol etmek zorundayız. Sıvalara geldiğimizde yine Türkiye'de çok fazla kullanılan çimento bazlı sıvalardan bahsediyoruz. Sıvadan çok daha fazla performans bekliyoruz. Çünkü bir sistemden bahsettiğimizde sistemin en dayanıklı olmasını beklediğimiz katmanı aslında sıvalar. Sıvanın da yine EPS'ye yapışma mukavemeti çok önemli. Buna ek olarak da darbe dayanımı ve suya dayanımı gibi özellikleri de yine kendi Ar-Ge'sel özelliklerinin yanında test edilmesi gerekir. Gelelim kaplamalara.
Kaplamalar en dış katmanda kalan, boyanın öncesinde kalan dekoratif bir katman. Ama yine de en dışta olduğu için de tüm sistemi korumasını beklediğimiz bir katman. Dolayısıyla su iticilik ve darbe dayanımı gibi tüm sistemi koruması gereken özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Ve tabii ki de estetik özelliği de kattığı için de kolay desen alabilen bir ürün olmasını bekliyoruz. Bu kadar kısa anlattım aslında ama toz ürünlerin dünyası çok daha uzun bir dünya. En soldaki bir test, onu videosunu açabilirsek. Şimdi ürünlerin aslına bakarsanız sıva ve yapıştırıcının EPS'ye yapışma mukavemeti sistem olarak dayanımını ve birbirlerine uyumunu gösterdiği için en önemli testlerden biri haline geliyor. Şimdi en solda görüyorsunuz bu testin yapılma şekli aslında. İki plaka arasına EPS levhayı yapıştırıp, üzerine yapıştırıcı ya da sıvı uygulanan EPS plakayı yapıştırıp birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir görüntü görmek istiyoruz ki yapıştırıcı ve sıvı EPS'ye yapışmış, uyumlu bir performans göstermiş. Dolayısıyla da artık cihaz EPS'yi koparmış. Yani aslına bakarsanız burada ölçtüğümüz EPS'nin yüzeye dik çekme dayanımı haline geliyor. Ancak maalesef birçok üründe de böyle bir sonuçta görülebiliyor. Burada gördüğümüz sonuçta yapıştırıcı ya da sıva üst katmanda plakaya yapışık bir şekilde kalmış ve EPS'ye hiç tutunmamış. Dolayısıyla da EPS ile o ürünün birbirine uyumsuz olduğu sonucu rahatlıkla çıkıyor. Evet, etik bir sistem dediğimize göre aslına bakarsanız en böyle arka planda kalan ürünlerden bir tanesi de bileşenlerden bir tanesi de donatı filesi oluyor. Ama donatı filesi sıvının içerisinde bulunan ve tüm sistemin dayanımını kontrol eden, tüm sistemin uzun ömürlü olmasını sağlayan bir katman olduğu için de çok önemli bir katman. Sıvı gibi bir malzemenin içerisinde uzun yıllar performans göstermesini bekliyoruz. Sıvı gerçekten çok bazik bir şeye sahip, yapıya sahip. Dolayısıyla bir donatı filesinden bahsettiğimizde onun üst yüzeyindeki kaplamasının çok kuvvetli olması bekleniyor. İlgili testler donatı filesiyle ilgili olarak da mevcut. Önce sıvayı simüle eden bir solüsyonda şartlandırmaya bırakıyoruz ve şartlandırma öncesindeki ve sonrasındaki performansını kontrol etmeliyiz ki sıvanın içerisinde donatı filesi uzun ömürlü dayanabilsin. Bir diğer ürün ise dübel. Dübel de aslına bakarsanız üzerinde düşünülmesi gereken bir çalışma yapılırken, bir cephede bir renovasyon ya da yeni binada herhangi bir çalışma yapılırken üzerinde düşünülmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Çünkü çelik çivili, plastik çivili, yapısal olarak farklı, yani yalıtım malzemesine göre değişen, üzerinde uygulandığı yapıya göre değişen, ona göre farklı yapıda, çivide ve hani kafa çapında bulunabilen bir ürün. Dolayısıyla bu ürünün uygulamasında da hem yüzeyin ne olduğu hem de kullanılan yalıtım levhasının ne olduğu dikkate alınarak uygulanması gereken bir ürün. Evet, başa dönersek dış çapı ısı yalıtım sistemleri bir sistemdir dedik. Ürünlerin ilgili sistem standardına Türkiye'de olması gereken TSN bilgilere sahip bir şekilde sunulması gerekir dedik. ETAK standardı ülkemizde şu anda opsiyonel. İlgilenen ya da almak isteyen her firma, her sistem bu belgeyi de alabilir. Biz bir sistemden neler bekliyoruz? Isı yalıtım sistemi yaptırıyoruz. Adı üstünde bir ısı yalıtım performansı göstermesini bekliyoruz. Tüm sistemi cepheye yapıştırdık. Ve uzun ömürlü olmasını bekliyoruz. Bina ömrü kadar olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu ürünün cepheye yapışmasını, kolayca kabarıp dökülmemesini, kolayca çatlamamasını bekliyoruz. Darbelere karşı dayanıklı olmasını bekliyoruz.
Su buharına geçirmesini ama suyu da itmesini bekliyoruz. Tüm sistemin bu performansı göstermesini bekliyoruz. Ülkemize geçerli olan bir yangın yönetmeliği var. Yangın performansının sistem olarak belirtilmesi gerektiğini istiyoruz. Ve küflenmeye karşı da dirençli olmasını istiyoruz. Bir dış cephe ısı yalıtım sisteminin. Evet, sistem... Bakanlığımız tarafından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan teknik şartnamede birim pozlarda ve buna ek olarak da biraz önce bahsettiğim gibi yangın yönetmeliğinde de ETICS'in ya da dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin bir sistem olarak performansının sunulması gerektiği belirtiliyor. Şimdi sizlere bir video göstereceğim. Evet, ürünün kalitesi çok önemli diyoruz. Ürünlerimizi belgelendiriyoruz. Sadece ürünlerimizi değil, sistemlerimizi belgelendiriyoruz ve ürünlerimizin kalitesine çok önem veriyoruz. Ama eş zamanlı olarak da ürünlerin uygulamasının da doğru yapılması gerekiyor. Bu video YouTube'dan alınmış bir video. Yaklaşık 3,5 yıl falan oldu herhalde. Ben 3,5 yıldır neredeyse tüm sunumlarımda bu videoyu göstermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir video ve sonuçları gerçekten kötü olabilecek bir video. Başlatabilir miyiz? Bu gerçekten olmuş bir olay. Belki hatırlayanlar olacaktır. Bursa'da gerçekleşen bir olay. Bir sitenin cephesinde dış cephe ısı yalıtımı olduğu gibi düşüyor. Neyse ki aşağıda insanlar bulunmuyor, çocukları oynuyor olabilir çünkü burası bir site. Bir can kaybı yok neyse ki. Ama gördüğünüz gibi bütün cephe düşüyor. Şimdi burada ürünlerin kalitesini, belgesini konuşabiliriz ama ek olarak burada eminim birçok insan burada fark etmiştir. Uygulamadaki sıkıntıları da görüyoruz. Dolayısıyla doğru uygulamacılarla çalışmak da çok önemli ve bu bağlamda uygulamacılarımızı geliştirmek ve sahadaki uygulamaların doğru yapılmasını sağlamak da çok önemli hale geliyor. Evet, ben teşekkür ediyorum ve soru varsa alabilirim. O zaman teşekkürler. Etkinliğimizin bu bölümünde EPS'nin farklı kullanım alanları ve EPS'nin inşaat mühendisliği hafif dolgu malzemesi olarak kullanımı, yani Geofon ürününü ve sunumunu yapmak üzere EPS'ler Genel Sekreteri Sayın Murat Kenet'i kürsüye davet ediyorum. Açtım. Buyurun Murat Bey. Evet, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz ve katılımınız için teşekkür ederim. Ayrıca bu seminer imkanında bize destek olan Red Color'a teşekkür ederiz. Kendisi aynı zamanda bizim EPS'lerin üreticisi. Başta Oya Hanım'a, Emre Bey'e çok teşekkürlerimizi sunarım. Şimdi genel olarak hocamız enerji veriminden bahsetti. Genel olarak mantolama sistemlerinin önemi, işte bunlardaki ısı yalıtım malzemeleri gibi konularla buraya geldik. EPS'nin çok farklı kullanım alanları var. Tabii başta konuştuğumuz gibi enerji verimliliği ve ETICS mantolama sistemlerdeki kullanımı. Bunlar benden önceki konuşmacılarca detaylı olarak anlatıldı. Ben EPS'nin biraz daha farklı kullanım alanlarından size bahsetmek istiyorum. Bu kullanım alanlarında da son olarak Geofon adını verdiğimiz bir bölüm var. Orada da bilhassa inşaat mühendislerinin ilgisini çekecek EPS'nin inşaat mühendisliğinde hafif dolgu malzemesi olarak kullanımı var. Bu şekilde bir sunum gerçekleştireceğim. Şimdi EPS'nin pek çok farklı özellikleri olması sebebiyle çok farklı alanlarda kullanılıyor. Yani işte ısı iletkenliğinin çok güzel olması, işte 0-0-30 mertebelerinde olması ve işte istenilen kalınlıkta üretilebilmesinden dolayı en önemli kullanımı mantolama. Bunu bir kenara koyalım ama bunun yanında işte bir darbe sönümleme özelliği var. Bir işte yoğunluğa bağlı olarak yoğunluk arttıkça mekanik değerleri artıyor. Ve biraz sonra bahsedeceğim Geofon'da çok yüksek dayanımda.
Yani 1,5 ton bölü metrekareden işte 6 ton bölü metrekareleri varan yaklaşık 3-4 katlı bir binayı taşıma kapasitesine sahip bir noktalara evrilebiliyor. İşte çok kolay şekil verilebiliyor. Bu sebeple işte dekordan sahne yapımına farklı yerlerde kullanılıyor. Su emmesi çok düşük. Ambalajda kullanılıyor. Boyanabiliyor. İşte inşaatta kalıp olarak bile kullanılabiliyor. Çünkü çoğu çimentoyla birlikte kullanılabiliyor. Çünkü inşaat malzemelerine karşı tepkisiz bir malzeme. Çok kolay şekil verilebiliyor ve bilgisayar destekli makinelerle istenilen şekilde üretilebiliyor gibi gibi. Ve son etapta da çevre dostu bir malzeme. Çünkü geri dönüştürülüp defalarca kullanılabiliyor. Şimdi bu çok farklı kullanım alanlarına geçmeden önce, benden önceki sunum yapan kişilerin de anlattığı gibi esas EPS'nin kullanım alanı, yani en büyük kullanım alanı mantolama, etik istediğimiz sistemler. Ve burada hakikaten dünyada olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen bir malzeme. Çünkü dediğim gibi özelliklerinden dolayı, yani ekonomik olarak istenilen yoğunluğa erişebiliyorsunuz istenilen teknik özellikleri sağlayarak. Pratik, hafif, yani çok hafif bir malzeme. Cepheye montajı çok basit. Az önce Sanem Hanım'ın gösterdiği şeyde düşünün oradaki hafifliğe rağmen bir göçme söz konusu. Bir de bunu çok ağır malzemeyle düşünün. Riskiniz çok artıyor. Yani bunu doğru bir yapıştırma ve doğru bir mekanikle ve mekanik dubel atarak tutturmanız cephede çok daha basit. Az önceki videoda gösterilen hakikaten imkansızı başarmışlar. Ama orada Sanem Hanım'ın dediği gibi işte mekanik dubellerin yapıştırıcı yerine farklı yerlere atılması, yani boş EPS'ye atılması, işte yüzeyin tozlu olması, boyalı olmasından dolayı EPS'nin zaten yapışmaması, yani arada bir tabaka var. O tabaka temizlenmeden, çözülmeden yapıştırma uygulanmış. Tamamıyla hatalı bir uygulama. Dediğim gibi çok kullanılıyor hakikaten. Mesela bu ekranda gördüğünüz İzoder'in 2020 yılı ısı yalıtım pazarı adlı bir araştırmasına alınan bir slide. Bu slide'ı internette de gayet rahat bulabilirsiniz. Bunu çok daha detaylı anlatımları var. EPS gördüğünüz gibi 2020 yılında karbonlu EPS ve beyaz EPS kırmızı olarak gösterilmiş. Topladığınız zaman pazarın zaten %75'ini sağlıyor. 2006 ile 2020 arası gösterilmiş. Gördüğünüz gibi hep pazar lideri. Bunda da bunun sebebi de dediğim gibi özelliklerinden kaynaklanıyor. Yani bu yüzden tercih ediliyor. Şimdi esas konumuza geçersek, farklı kullanım alanlarını anlatacağımızı söylemiştik. Onlara geçersek, dekoratif malzeme olarak kullanılıyor. Bunu bina cephelerinde çok sık görüyorsunuz. Veya işte iç mekanlarda karton piyer, taban göbeği gibi farklı malzemelerde görüyorsunuz. Bunun yani şeye olarak diğer malzemelerle bunu yapsanız ne olur? Mesela dış cephede işte giydirme yapabilirsiniz. Precast eleman yapabilirsiniz. Çimento esaslı olabilir. İçte alçı olabilir. Ama bunların hiçbirisi EPS'ye rakip olamaz. Çünkü hem işçilik olarak zor, hem ağır malzemeler, hem montajı falan EPS'ye göre çok daha zor. Bir de bunları cephede çözümlemek hakikaten zor. Ama EPS'le bu çok rahat kotarılabilen bir iş. Tabii burada işte EPS'nin o az önce bahsettiğimiz özelliklerinden işlenebilme özelliği burada geçerli. Görüyorsunuz yani bir çok ince bir makine işçiliği var burada. Tamamen ondan sonra sadece montaj. İşte gördüğünüz iki tane dış cephe, bir tane iç mekanda EPS uygulaması. Artı bir özellik işte istenilen renkte boyanabiliyor. Boyayla tepkiye girmiyor. Tabii su bazlı olması lazım. Dekoratif uygulama çok yaygın. Onun haricinde inşaatta çok yaygın olarak asmalar olarak kullanılıyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Yine tercih ediliyor. Neden? Yani bunun yerine alternatifler neler? Gaz beton, tuğla veya BIMS olabilir. Daha şantiyeye gelirken malzemenin yani bayağı bir kısmı zayi olabiliyor. Ve bunu kamyondan indirip kata taşıyana kadar yine bir zayiat oluyor. Ama EPS neredeyse sıfır zayiatla ve çok daha hızlı bir şekilde yani tonlarca tuğlayla gaz betonla uğraşacağınıza gayet pratik bir şekilde diziliyor. Asmolen döşeme dediğimiz bu döşemede işte yassı kirişler yüksekliğinde bir döşeme kalınlığıyla arada nervür kirişlerle döşeme sistemi tamamlanıyor.
Nervürk işler şu anda kaset döşemesi şeklinde iki yönde uygulanıyor. Bu iki yönde veya tek yönde uygulanabilir sistemler. Amaç tamamıyla mimari olarak altta baktığınız zaman bir sarkık kiriş görmemek hedefleniyor. Ama tabii bunda da dikkat etmemiz gereken husus, satın aldığınız EPS Aspire'nin bir G işaretlemesi olması. Neden G işaretlemesi? Biliyorsunuz bütün yapı malzemelerinde C işareti zorunlu. Yani TS zorunlu değil ama C zorunlu. Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz sürecinden kaynaklanıyor. C, yani harmonize bir standart olmadığı için bu tip asmolen döşemelerde bunda G'ye gidiliyor. Yani ulusal teknik onay isteniyor. Firmalardan malzeme alırken G işaretlemesini sormanız gerekiyor. Bu neyi sağlıyor? Üründe işte burada gösterilen, yani G'de istenen aralıklar, işte basma dayanımları, eğilme dayanımlarının bu belgelendirmeyle testinin yapıldığı, kontrol edildiği ifade ediliyor. Burada evet, hakikaten basma dayanımı önemli çünkü üstte bir şap gelecek, bir sabit yük gelecek. O yüzden basmasının minimum şartları, yani burada istenildiği gibi 30 kilopaskalı sağlaması gerekiyor. Ben bunu özellikle ifade edeyim. Yine farklı kullanım alanları, işte sandviç panellerde kullanılıyor, bu cephe olabilir veya taban çatı olabilir. Nedir? İşte iki ince malzeme arasına EPS, yine kolay işlenebilme özelliğinden dolayı bu şekilde mesela bu formda üretilmiş ve kompozit olarak çalıştığı için büyük açıklıklar geçilebiliyor. Yaygın bir kullanım. Yine çok yaygın bir kullanım, yerden ısıtma ve soğutma sisteminde kullanılıyor. Burada da EPS, yani birkaç fonksiyonu var. Hem bir şurada gördüğünüz soğutma veya ısıtma sistemlerine bir kalıp vazifesi görüyor. Aynı zamanda döşemedeki ısı transferini önlüyor. Ve ayrıca az da olsa bir ses yalıtımına da katkısı var. Yani EPS burada birkaç özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Duvar kalıbı olarak kullanılabiliyor. Yüksek katlı binalarda değil de az katlı binalarda hem kalıp vazifesi görüyor, yani donatı için bir kalıp vazifesi görüyor, hem de kendisi zaten bir yalıtım plakası bu şekilde. Yalıtımı da çözmüş oluyorsunuz. Ülkemizde çok yaygın değil ama bir kullanım alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ses yalıtımında kullanılıyor. Avrupa'da yine yaygın kullanılıyor. Bizde EPS'lerin çalışmaları sayesinde bir faaliyet başlandı. Biz EPS'ler olarak darbe dayanımı, yani döşemedeki seslere karşı bir TSE'de test yaptık. Gayet olumlu sonuçlar aldık. Burada bahsedildiği gibi yüzer döşemelerde darbe sesi yalıtımında kullanılıyor. Yani şurada normal ısı yalıtım plakası gibi değil. Bu biraz daha farklı. İşte dinamik katılığı düşürülmüş EPS diye geçiyor bu EPS türü. O tür bir malzeme döşeniyor. Ondan sonra üstüne şap atılıyor. Şapın esprisiyle olay bitmiş oluyor. Darbe sesine karşı faydası oluyor. Aynı zamanda hava kaynaklı ses yalıtımı içinde duvar arasında veya duvara şu şekilde gördüğü gibi yapıştırılarak kullanılabiliyor. Tabii sizlerin yine çok iyi bildiği çok yaygın kullanım ambalaj malzemesi olarak gerek direkt ürün içine girecek şekilde. Biz bu üretime enjeksiyon üretim diyoruz. Yani blok üretiminden farklı. Direkt korunacak, saklanacak malzemenin şekline, ebatına, miktarına göre bir ayarlama yapılıp fabrikasyon olarak bunlar üretiliyor. Balık kutusu olabiliyor, işte bu şekilde sebze taşıma veya makine parçası taşıma gibi olabiliyor veya burada görüldüğü gibi koruyucu destek elemanı olarak kullanılabiliyor. Bu da EPS'nin yine işte genel özelliklerde bahsettiğim darbe dayanımı ve suya karşı dayanımdan, su emmemesinden, hafifliğinden, ısıyı korumasından, yani sebze veya balık kutunun içinde sevk edilirken bozulmadan sevk edilebiliyor. Bunu başka bir ambalaj malzemesiyle sağlayamazsınız. Tahtayla, kutuyla, kağıtla sağlayamazsınız. EPS bu imkanı veriyor. Maket ve sahne yapımında işte kolay işlenebildiğinden çoğu maket yapımında kullanılıyor. Hatta sahne yapımında kullanılıyor. Burada görüldüğü gibi. Hatta ben çok sefer işte bu popüler olan Türk dizilerinde işte yapımcı firmaları arayıp sponsor olmuş şöyle bir sahne dekorunda işte şu kadar metreküp EPS'ye ihtiyacımız var diye
talep alıyorum. Yani büyük ihtimalle orada gördüğünüz kale duvarları EPS. Pek güvenilecek duvarlar değil. Biraz taş gibi olmasa gerek. Farklı kullanım yine gördüğünüz gibi yine ısı yalıtımından dolayı arılar için kullanılabiliyor. Fide biyörleri için hem bir saksı görevi yapmış hem koruma görüyor. İşte yine darbe sönümlemesi için kasklarda kullanılıyor. Arabaların iç panellerinde kullanılabiliyor darbe sönümleme olarak. Gıda ambalajlamasında kullanılıyor. Bu da bizde olmayan ama Avrupa'da ilginç bir uygulama. Yüzen evlerin temeli olarak vazife görüyor. Çünkü EPS'nin içinde %98 durgun hava var. Zaten suya attığınızda da yüzen bir malzeme, sudan hafif bir malzeme. Bunları Avrupa'da işte tabii bu deniz değil de durgun sularda ev temeli olarak kullanmışlar. Ortadaki resimde de park olarak kullanmışlar. Uç bir örnek tabii. Şimdi esas bu anlattıklarım içinde en ilginç uygulama olan GFOM'a başlıyoruz. Az önceki uygulamalarda farklı farklı EPS üretim tiplerinden biraz bahsettim, enjeksiyon dedim. Bu blok uygulama olarak ortada gözüken şekil. Yani fabrikalarımızdaki genel üretim bu şekilde, blok üretim veya ısı yalıtım malzemesi yapılacağı zaman. Bu ondan sonra istenilen kalınlıkta doğranıyor, kesiliyor. O şekilde piyasaya arz ediliyor. EPS, GFOM uygulamasında ise bu bloklar daha büyük şekillerde kullanılıyor. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Bunların ebatları işte eni 1 metre 1.20, işte boyu 2-5 arası, yükseklik 50-60 santim arası, yoğunluğu da 10-45 arasında değişebilen malzemeler. Gördüğünüz gibi burada işçinin kestiği bir blok var. Bu şekilde yani neredeyse orijinal bloğa yakın bir blok şeklinde kullanılıyor. Ağır yükleri taşıyabiliyor dediğim gibi, az önce de bahsettim, 4-5 katlı binaya eşdeğer bir yükü taşıyabiliyor. Biz yollarda kullanımından bahsedeceğiz. Yollarda kullanımı demir yolu yükünde bile işte 0.5 ile 1.5 ton bölü metrekare arası. Yani bu ne demek? Karayolu ve demir yoluna rahatlıkla üstten gelen düşey yükleri karşılayabilir demek. Farklı şeyleri var, özellikleri var. İşte donma çözünme etkisi değişmiyor. Kalıcı imalatlarda 50-100 yıl tasarım ömrü var. Dayanma yapılarına, köprü kenar ayakları gibi yapılara yatay yük aktarmıyor. Bundan biraz sonraki slaytlarda göreceğiz bunları. Şok emici etkisi var. Hassas noktası ise UV ışınlarına karşı hassas. Bu yüzden direkt güneş enerjisini, güneş ışınlarını almaması lazım. Bu keza mantolamada da böyle. EPS çıplak olarak bırakıldığı zaman UV ışınlarına dayanımsız. Ama mantolamada bildiğiniz gibi üstte fileli sıva yapıldığı için bir mahsur yok. Sadece kapanması gerekiyor. Yangın ve alevden de korunmalı. Tabii direkt alev alır bir malzeme değil. E sınıfı bir malzeme. Ama ateşten korunması gerekiyor. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedip uygulamalara geçeceğiz. Dediğim gibi çok hafif bir malzeme. Yani su işte özgül ağırlığı 1 olduğu zaman işte 1 ton 1 metreküp su 1000 kilogram bölü metreküp. Bizim özgül ağırlığımız işte 15 ile 40 arası deseniz işte çok büyük fark var. Kaya keza 2400-2600 işte toprak 350.000 gibi baktığınız zaman kimi malzemelerde 200 kata varan bir hafiflik söz konusu ama bir dayanım söz konusu. Bu özelliğinden dolayı zaten burada kullanılabiliyor. Bir harmonize standardı var. TSN 14.933. Orada tasarım yük limitleri belirlenmiş. Yani %2, %5, %10 basma da deformasyonlarla işte karşılayacağı basma değerleri var. Buna göre tasarımlar yapılıyor. Tasarım yaparken TS 14.933 %2 diyor. %2 demesinin sebebi de şuraya kadar bakarsanız lineer bir doğru. Yani yük altında esniyor ama geri geliyor. Yani deforme olmuyor. Yani bozulmalar işte %2'den sonra başlıyor. Yol yapılarında %1 tasarım değerinden hareket ediliyor. Projelendirme aşamasında. Şimdi farklı farklı uygulamalar dünyadan ve Türkiye'den vereceğiz. Yani genellikle zayıf zeminlerde uygulanıyor. Burada gördüğünüz gibi her iki alanda işte şu
dere yatağı, Hollanda'da bir köprü yol yaklaşımı. Dere yatağının içinde bir köprü yol yaklaşımı var. EPS blokla çözülmüş. Çünkü altı zaten bunun su. Yani ne yapılabilir? Kazık falan fayda etmeyebilir. Çünkü sürekli oturma olan bir yer. Oturma yapacağına işte üste alta yük vermeyelim demişler. Ve şu yüksekliği EPS ile geçip alta yük vermeden olayı çözmüşler. Keza yine burada Hollanda'da bir tünel çıkışı var. Bakın arazi yine zayıf bir zemin. Yine yani klasik geleneksel metotlarla işte derin karıştırma ya da kolon farklı farklı şeylerle uğraşmaktansa olayı basitçe çözmüşler. Aşağıya fazla yük vermeden C-form'la kapatılıp geçilmiş. Üst yapıya geçilmiş. Keza Almanya'da bir köprü yol yaklaşımı. Amerika'da bir yol genişletme çalışması. Yol genişletme çalışmasında da çok büyük harfiyatlar gerekmediği için, çok daha pratik olduğu için işleyen bir yolun hemen yanında imalata başlanmış diğer yol kesilmeden. Yine köprü yol yaklaşımı, bu bizden bir uygulama. İleride Kayseri'yi görüyorsunuz. Bizden tarafa olan yol, Pastırmacılar Kavşağı'na doğru olan yol. Şurada Pastırmacılar Kavşağı gözüküyor. Burada birazdan bahsedeceğim daha detaylı. 50 bin metreküp bir EPS blok kullanıp işte köprü yol yaklaşımı yapıldı. Şu anda da trafiğe açık bir uygulama. Farklı uygulamalar menfez, boru hatları ve gömülü yapılarda kullanılabiliyor. Burada bir kesit var. İşte tesviye tabakası, bloklar, ayırma katmanı ve üst yapı yol gösterilmiş. Bu da uygulamalar. Görüyorsunuz şurada bir yine menfez üstü yol var. Burada yine bir menfez var. Bu menfezi değiştirmeden bir kod sağlanmaya çalışılıyor. O da bir toprakla yapsanız az önce gösterdiğim gibi 200 kata varan ağır yükler. Onun yerine EPS yapılıp o kod yüksekliği sağlanmaya çalışılmış. Keza bakın burada çok daha büyük bir hacim var. Şurada yine bir menfezimiz var. Ve bayağı da bir herhalde 8-10 metre bir yükseklik var. Bu menfezi değiştirmeden, büyük inşaat işlerine girişmeden üst taraf EPS ile çözülüp ve bakın tren yolu olduğu gözüküyor. Amerika'dan bir fotoğraf. Yine geofonla yani EPS ile çözülmüş. Bu da yine bizden bir örnek. Bu şu yön birinci köprüden gelip işte Harem'e dönen yol. Şurası Kadıköy'e giden yer. Burada Akasya AVM var. İstanbul'dan bahsediyorum. Şurada bir bağlantı yolu vardı. Bu iki bağlantı yolunun altında isale hatları, metro gibi bir sürü karmaşık yapılar vardı. Çünkü çok merkezi bir yer. Yani dediğim gibi Kadıköy hattı. Alttaki sistemlere zarar vermeden şu bağlantı yolunu tamamlamak için yine şu yükseklikte bir geofon yapıldı. Hafif bir yükle bağlantı yolu sağlandı. Bakın bu da bitmiş hali. Şurada geofon hala gözüküyor. Bağlantı yolu geofonla tamamlanıp trafiğe açıldı. Yaklaşık 4-5 senedir de trafiğe açık ve bu yapılan az önceki Kayseri'de de bunda da hep ölçümleniyor. Yani performansı değerleniyor sürekli. Çevre düzenlemesi ve yeşil çatılarda kullanılabiliyor. Bunda da Amerika'dan iki örnek. Birisi park inşaatıydı, diğeri çatı, yeşil çatı uygulaması. Buna benzer bir uygulama bizde İstanbul'da yine Bağcılar'da Medipol Hastanesi önünde yapıldı. Sağdaki hal bitmiş hal, şu anda trafikte açık olan hal. Burada alt katta bir otopark vardı. Otoparkın bitiş seviyesinden hastaneye giriş kotu seviyesi arasında bir yükseklik vardı. O yükseklik merdivenle geçiliyordu. Daha sonra o projedeki bir değişiklik de istenmedi. Düz ayak olması istendi. Ama arada bitmiş bir otoparkı da söküp yeniden yapmak çok zahmetliydi veya başka klasik metotlar işe yaramadı. C-form bloklarla o yükseklik gayet rahat, yani bir kör kalıp mantığıyla sağlandı. Ve gördüğünüz gibi işte üst yapı yapılıp olay çözüldü. Yine Ataköy İstanbul'dan bir... Yine alt kat otopark. Burada bir peyzaj çalışması yapılacaktı. Yani otoparka zarar verir diyerekten telefonla çözüldü bu yükseklik. Üstü bunun daha sonra toprakla kapatıldı tabii. Yine farklı uygulama, yani burada işte EPS'nin yine hem kolay işlenebilir özelliği hem işte yüksek basma dayanımına dayanabilme özelliği gözükmüş. Tiyatro yapılmış iç mekan veya işte burada bir kademelendirme yapılmış. Bu daha sonra donatısı konulup betonu dökülüp
işte son kat zemin kaplaması yapılıp servise açılacak şekilde hazır hale getirilmiş. Yine bir tiyatro şeyi, yani bakın amfiteyatrolar, büyük tiyatrolar burada, yine klasik sistemler veya işte çelik kalıplar, iskeleler, ıvır zıvır bir sürü büyük işler ama EPS ile bu iş daha kolay kotarılabiliyor, tercih edilmiş. Yine farklı uygulamalardan bizden bir örnek, Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, daha doğrusu pek çok metro hattında kullanıldı. Burada bir şaft görüyorsunuz, bu şaftın yan dolgularında, yani bir yüzey kaplaması yapılmadan önce bu dolgular EPS blok olarak tasarlanmış. Çünkü çok hafif bir yük veriyor ve direkt yüzey kat kaplaması, yani son kat sıva veya kaplama, ondan sonraki kaplama yapılıp bitirilecek hale getirilmiş. 80 bin metreküve yakın EPS blok dolgu kullanıldı bu İstanbul'daki metro projelerinde. Bu da yine ilginç bir uygulama. Burada sadece hafif dolgu, başka bir amacı yok bunun. Boru hatlarında kullanılabiliyor. Yani bir gömülü boru hattı var, bir yol geçireceksiniz. Yani bir yol ihtiyacı olmuş. Gömülü boruyu söküp üstüne dolgu yapmanız, üst yapıya geçmeniz falan alttaki bozulmadan dolayı çok büyük maliyetlere yol açabilir. Ama bunun yerine işte jeofonla bir kılıflama yapılıp, bunun üstüne yine dolgusu jeofonla yapılıp basit bir şekilde, ekonomik bir şekilde çözülebilir. Bu belki belediyelerimizin işine yarayabilir. Elazığ'da da bu tür çözümler bence söz konusu olabilir. Yani yer altındaki tesisatlara ya da işte bu tür ekipmanlara karşı koruyucu bir özelliği olabilir jeofonun, kullanılabilir. Dediğim gibi demiryol, havayolu, karayolu, yani pist dolgularında hepsinde kullanılabiliyor. Farklı uygulamalar. Amerika'daki hafif tren yolu uygulamaları mesela burada gördüğünüz. Ya da işte köprü yaklaşımı gibi. Yine iki farklı örnek. Birisi işte Çin'de Şangay Formula Pisti. Bakın şu viraj EPS blokla yapılmış. Yani hem fazla yük verilmemiş hem de istenilen bir şekil sağlanarak Formula Pisti haline getirilmiş. Burada Japonya Tokyo'da bir park alanı için uçaklar EPS dolgu tercih edilmiş. Hafifliğinden dolayı tabii zemine çok ağır yükler vermediği için bu tür şev dolgularında kullanılabiliyor. Yani toprak kaymasını önlemek için o toprak yerine EPS blok yapılıp üstüne ince bir katmanla geçilip şev dolgusu, toprağın kaymasını önlüyoruz. Yine hafifliğinden istifade edip. Az önceki bir fotoğrafta vardı, yol genişletme uygularında, yani büyük şeylere girişmeden, yapımlara girişmeden yapılabiliyor. İşte bir uygulama, yanda trafik akıyor, öbür tarafta alt zemini yapıyorlar. Yani bundan sonraki işlem artık çok basit, yol üstü yapısını yapacak, bir tabii bunda şu var, bir yük dağıtma platformu dediğimiz bir platform yapılıyor, birkaç şekil sonra gözükecek. Ondan sonra yol üstü yapısı ve aynı seviyeye geldiği zaman işte yol bir anda genişlemiş oluyor. Halbuki klasik sistemlerde bu çok daha meşakkatli olabiliyor. Tabii jeofon çok farklı, yani jeofon tek bir şey değil, pek çok şey demek. Esas ama tabii ana kollarından birisi yol demek. Yolda da yapım aşaması şu şekilde, yani bir tesviye yapılıyor. İşte bloklar diziliyor. Bir hasır donatılı veya düz donatılı ama işte çift yönde çalışan donatıyla bir donatı serilip üstüne beton atılıyor ve yol üst yapısına hazır hale gelmiş oluyor. Yanlarda da EPS blokları güneş ışığından korumak için yani yollarda görüyorsunuz paneller oluyor. Paneller yapılıyor. Burada evet panel uygulaması bitmiş artık. Panel yapılıp EPS şu yan duvarlarda UV'ye karşı korunmuş. Burada gerek duyulmamış. Burası direkt toprakla kapatılmış. Hep zayıf zeminler dedik ama sırf zayıf zemin değil. Burası mesela yine Amerika'dan Arizona, yani çöl büyük ihtimalle. Çölde bir yol genişletmesi yapılacak. Burada yani normal toprak koysa yanan itkiler çok fazla. O toprak orada durmaz. Buraya tekrar bir kolon dikmesi ve ona dayaması falan filan bir sürü iş lazım. Yani bir zemin toprağı tutmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama yanan itki EPS jeofonda sıfıra yakın olduğu için direkt 90 derece çıkmış. Mevcut yol yapısına yaklaşmış. Ondan sonra da işte yol üst yapısını yapıp yol genişletmesini yapmış. Yani burada zayıf zemin değil, direkt jeofon esprisi söz konusu. İstinat perdesi geri dolgusu ve koruma amaçlı olarak yapılabiliyor. Yine işte hafifliği burada söz konusu.
yoğunluğu, toprak zemini yoğunluğu yaklaşık %1, yani inanılmaz rakamlar. Toprak dolgusu yerine kullanılabiliyor. Az önce söylediğim gibi toprak zemin yaklaşık olarak ortalama değer ağırlığının 1/3 oranında yanal yük uygularken EPS'de bu sıfıra yakın. Yani çok büyük fark var. Yanal etki olmadığı için 90 dereceyle kendini gayet rahat taşıyor. İşte onun da ispatı burada var esasında. Şurası bir istinat duvarı. Burası toprakla doldurulsa bunun yanal etkisi istinat duvarına çok büyük olacak. Ona göre istinat duvarınızı büyüteceksiniz. Ekstra donatı koyacaksınız gibi gibi. Ama işte belli bir mesafede EPS doldurulmuş. Dolayısıyla istinat duvarı o yanal etkilerden korunmuş. Bunlar da darbe sürümleme amaçlı en eski jeofon projelerinden Adana Pozantı'da. İşte Japonya'da başka bir jeofon. Burada da bir hem darbe koruma hem de bir yeşil çatı uygulaması yapılmış. Yine yüksek istinat duvarlarının yanında işte bir yol genişletme. Yine yüksek, oldukça yüksek EPS blok dolgular. Bakın önü de panelle kapatılmış. Yani çok yüksek dolgular. Yanal etkisi olmadığından dolayı gayet başarılı da uygulanmış. Bunlar yurt dışı uygulamalar. Türkiye'deki birkaç uygulamayı ben kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra bitireceğim. İlk az önceki slaytımızda vardı. 2012 yılında Medipol Hastanesi'nde başladı. Şu anda serviste bu. İlk uygulamamız bizim burada oldu. EPS'lerin GFOM anlatımı da herhalde bundan bir yine bir 10 sene öncesine dayanıyor. 15-20 seneyi buldu. Ama ilk kısmet 2012'de oldu. Ondan sonra hızlandı zaten. 2014'te bir tekrar, tabii bu arada ufak tefek projeler oldu ama büyük proje olarak Adana Pozantı'da bu tünel koruma projesi oldu. Mihenk taşlarından birisi az önce bahsettiğim yine Avrasya Akasya AVM'nin önündeki yol dolgusu, bağlantı yolu oldu. İşte şu işçiden bu yöne zaten EPS döşenmeye başlanmış. Gördüğünüz gibi şu olay bitmiş. Bu önemli bir projeydi bizim için 2017. Bu arada tabii pek çok ufak tefek iş yapıldı. Genellikle tabii dolgu, kot yükseltme falan filan. Yani büyük proje bazında ben burada gösterdim. İşte tabii en büyük proje de bu oldu. Bu Avrupa ve dünya çapında da büyük bir proje oldu. 2019 yılında yapıldı. 2,5 ayda bitirildi. 50 bin metreküp EPS kullanıldı. Bu Kayseri, bizden tarafa Kayseri, şurası Pastırmacılar Kavşağı. 3'er şeritli 2 rampa var gözüktüğü gibi. Ve şurada 10 metre ulaşan bir yükseklik var. 14 metre genişliğinde her bir rampa yapıldı. Ve 2,5 ayda inanılmaz bir sürede bu hizmete sunuldu. Ve şu anda da çalışıyor ve dediğim gibi sürekli olarak da o zamandan yerleştiren sensörler vasıtasıyla da performansı sürekli olarak değerlendiriliyor. Bundan sonra zaten işler biraz hızlandı. Şu anda yani bu işle birlikte karayolları teknik şartnamesine de başvuru yapıldı. Bitmek üzere karayolları teknik şartnamesi artık zaten karayollarının kendi işiydi. Buradaki performanstan memnun kaldıkları için devam ediyorlar. Şu anda son aşamadayız. Eli kulağında artık KTŞ'ye de CFOM girecek. Gördüğünüz gibi ilerisi Kayseri. Bu şekilde yaklaşımla köprüye doğru gidiyor. Bundan sonrasını hızlı geçeyim. Farklı fotoğraflar. İki at halinde. Burada işte panel detayı var. İlgilenenler için. İşte panelin aşağıdan görünüşü, yukarıdaki demirlere ankre edilmiş, alttan bağlanmış. Burada da köprüyle tam birleşim noktası sağ taraf. Tekrar bir tam birleşim artık yapılmak üzere. Burada da Pastırmacılardan Kayseri'ye bakış artık köprü birleşmek üzere. Son fotoğrafta da burada az önce hep sürekli bahsettiğim yük donatma platformu hasır donatılı olarak yapılmış. İşte şu betondan sonra yol üst yapısı ve asfalt. Ve asfalt olay bitti. İşte tam birleşim noktasındaki delitasyon ve servise açıldı. Evet, az önce gösterdiğim fotoğraf yine. O az önceki şaftı, bu farklı noktalardan iksaların arasındaki dolgular. Yani EPS'nin kullanım alanı esasında mühendisliğin birazcık şeyiyle, vizyonuyla, görüşüyle bağlı. Çok farklı yerlerde, çok farklı şekillerde kullanılabiliyor. Bu konuda EPS'nin elini güçlendiren en büyük şey de TSE'nin en 14.933 yani bir standardının olması. Son iki slide artık. Burada da maliyet ve zaman
slaytları. Tabii bu bizde henüz yeni olduğu için biz bunları çalışmasını yapamadık ama Amerika'da yapılmış, oradan bir hocamızdan aldığımız değerlendirme. Maliyet demiş, işte sürüşarj, CFOM, prefabrik direğinler ve sürüşarj beraber derin karıştırma ve kolon çalışması demiş. Gördüğünüz gibi sürüşarj ile CFOM hemen hemen aynı, maliyet açısından aynı. Çünkü bunda biliyorsunuz direkt bir toprak yüklemesi yapılıp ondan sonra uzun süre bekleniyor ve çökme bittikten sonra üst yapıya geçiliyor. Maliyette rakip sürüşarj gözüküyor. Ama bunu şeyle ele aldığınızda, zamanla ele aldığınızda en kötü performansı da sürüşarj gösteriyor. Yani çünkü malzemeyi yığıp bekliyorsunuz. CFOM burada gördüğünüz gibi yine çok iyi performans sağlamış diğerlerine karşılık. İşte dediğim gibi bu da maliyet ve zaman açısından CFOM'un kullanılabilir alternatif bir zemin iyileştirme malzemesi olduğunu bizlere gösteriyor. Bu konudaki CFOM ve işte diğer konuşmacının anlattıkları malzemelerle ilgili bizim ÇEVKAK'ımız bütün testlerde akredite, TSN 14.933 konusunda da şu anda belgelendirme yapan tek akredite laboratuvar. Onu son kez ifade edeyim. Hocam birazdan biraz ÇEVKAK'la ilgili bahsedecek ve ondan sonra inşallah yemeğe geçeceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve günün son sunumu için yine ÇEVKAK Kontrol Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Uzun'u sahneye davet ediyorum. Buyurun. Şu anda tamam sanıyorum. Bu hem benim konuşmamda hem daha sonraki konuşmalarda hep malzemeden bahsettik. Ama malzemenin hangi özellikleri sağlayıp sağlamadığı, sahada bu performansı gösterip göstermediği ancak testlerle belli olabilir. Bunu da EPS der, Türkiye'nin ilk yapı malzemeleriyle ilgili akredite laboratuvarı ÇEVKAK üzerinden yapıyor. Hatta başkanımın iznini alarak olan herhangi bir yerden bir üretici, bir uygulayıcı ürün gönderdiğinde ücretsiz bu testleri yapıp kendilerine raporlarını verebiliyor ÇEVKAK. Sonuçta bir sivil toplum kuruluşunun altyapısını oluşturuyor. Evet, bizim bugün teknik altyapı çalışmıyor. Bu niye ilerlemiyor? Herhalde açık değilmiş. Benim teknik altyapı buna yeterli değil demek. Öyle gözüküyor. Şimdi 2004 yılında kurulmuş, dolayısıyla bir iktisadi işletme olarak çalışıyor. Akreditasyon 2007 yılında yine üyelerin verdiği ciddi katkılarla kurulmuş bir laboratuvar. Laboratuvar çalışan sayısı ve organizasyon şemasına baktığımızda üstte hocalardan kurulu aktif olarak çalışan bir kontrol kurulu söz konusu. Ondan sonra laboratuvar yöneticisi, uygunluk değerlendirme direktif yöneticisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu laboratuvarı denetlediği için uygunluk değerlendirmesinde uygunluk değerlendirme direktif yöneticisini ayrıca istiyor. Test yapanlarla bu raporları onaylayanların mutlaka ayrı olması gerektiğini ifade ediyor. Altta da yine numune kabul ve deney personeli yapımız söz konusu. Ben çok fazla yine uzatmadan, biliyorsunuz akreditasyonu özellikle laboratuvarlarla, teknik laboratuvarlarla ilgili akreditasyonu Türk Akreditasyon Kurumu veriyor. Dış işlerine bağlı bir yapı. Bunu 17.025 standardı çerçevesinde veriyor. 17.025 standardı da şunu diyor. Yani bir laboratuvar bir test yaparken hangi şartları sağlamalı? Hangi yetkinlikteki personelleri kullanmalı? Hangi laboratuvar cihazlarını kullanmalı ve en önemlisi bu performansını sürdürüp sürdürmediğini TÜRKAK yılda bir kez ve artı Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcileri gelerek laboratuvarı test ediyorlar. Burada sayılar gözükmüyor ama çok da
kalınlıktaki toleranslar, basma mukavemeti, su emme, darbe dayanımı etiklerde vesaire, bunların hepsi ayrı ayrı bir standarda sahip. Laboratuvar o standarda uyarak o raporları düzenleyip üreticilere ya da uygulayıcılara veriyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam 33 tane farklı kapsam var laboratuvarda. Bu 33 farklı kapsamı laboratuvar uygulayabiliyor. Bu aynı zamanda yine Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinde biliyorsunuz bu akredite laboratuvarların verdiği raporlar uluslararası düzeyde geçerli. Yani burada bir ürünü akredite bir laboratuvardan aldığınız uygunluk değerlendirmesiyle, test raporlarıyla uluslararası pazara çıkarabilirsiniz. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden bu Modified Body olarak akredite kuruluşlar, uygunluk değerlendirme kuruluşları daha doğrusu orada kayıtlarını yapıyorlar. Belli dönemlerde bunları yeniliyor. Dolayısıyla bizim Çevkak'ta burada tanımlı bir laboratuvar olduğunu söyleyebiliriz. Bu 305'e 2011 yapı malzemeleri yönetmeliği ya da yapı malzemeleri direktifi çerçevesinde bu çalışmaları yapıyor. Ve 4 üründe arkadaşların çoğu yine bu standartlardan bahsettiler. Bunlar ürün standartları. Dolayısıyla burada onaylanmış kuruluş olarak çalışıyor. Ne yapıyor? Yine tekrara düşünmek için C işaretlemesi yapıyor. Fabrika üretim kontrolüne dair testler istenirse yapılıyor. Laboratuvar oluşturmada ya da fabrika üretim kontrolündeki altyapı için üyelerine destek veriyor. Deney ve ürün standartları kapsamında da zaman zaman eğitim hizmetleri veriyor. Ben hakikaten sabrınızı zorladığımız için herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, geldiniz diyorum. Sağ olun. Sunumumuzla birlikte EPS Sanayi ve Paydaş Buluşmaları toplantısının sonuna geldik. Katılımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Öğle yemeği için ise yine lobi bölümünde bulunan teras restoranda sizleri davet ediyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Herkese teşekkürler.